Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Doktor Mehmet Said Toprak Bey'i dinledik. Talmud, Tora, biz Tevrat diyoruz. Talmud'la Tevrat arasındaki ilişkileri anlattı. İşte bizdeki kitap ve sünnet gibi Talmud'un ihtiva ettiği bilgilerin geliş şeklindeki bir takım terimlerin aynen İslam'a intikal ettiğini, işte, bizdeki hadisin oradaki Talmud'a eşdeğer olduğunu şey olarak, yani şekil olarak, yapı olarak eşdeğer olduğunu ifade etti. Tabii oldukça önemli, oldukça ufuk açıcı bir bilgi idi. Aslında bizde eksik olan bir şey, bu da tamamlayacağız inşallah. Benim dünkü dinlemeden aklıma takılan şu oldu. Bir de kendisi de özel konuşmalarımızda da söyledi. Usul kitaplarının hemen hepsini okumuş. Şafii'nin Risalesi'nde okudunuz değil mi? Ondan sonra işte diğer usulü fıkıh, usulü tefsir. Şimdi orada şöyle bir Mehmet Said Hoca'yı dinlerken zihinsel olarak şöyle bir seyahat yaptım geçmişe doğru. Ali İmran Suresi'nin 81. ayetinde biliyorsunuz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şuradan geçir. Evet. Estağfirullah. Ve izahadallahu mithaqan nebiyyin. Allah elçilerden kesin söz aldığı zaman, nebilerden, elçi demeyelim yanlış olur. Nebi başka, Rasul başka. Bizde onunla karıştırılıyor maalesef o da ciddi manada. Ve izahadallahu mithaqan nebiyyin. Allah nebilerden söz aldığı zaman şöyle demişti. لَاِنْ اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size bir kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَكُمْ Sonra sizinle beraber olan, tasdik eden bir Resul gelirse لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ Ona mutlaka inanacaksınız. وَلَتَنْصُرُنَّهُ Ve ona muhakkak yardım edeceksiniz. Şimdi burada bu ayette çok önemli bir husus var. Önce nebilerden söz aldık diyor. İkincisinde de size bir Rasul gelirse diyor. Nebi ve Rasul. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nebilik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bitmiş, Hatimül Enbiya. Ama Rasullük devam ediyor. Yani alınan tebliğin insanlara ulaştırılması görevi. Allah'tan vahiy alma nebiliktir. Ama alınan vahiy tebliğ etmek Rasullüktür. Bütün her nebi rasuldür ama her rasul nebi değildir. Bizim gelenekte bunu tam tersidir maalesef. Dolayısıyla kavramlar birbirine karıştığı için Kur'an-ı Kerim anlamakta imkansızlaşıyor. Şimdi mesela bizden herhangi biri bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir Yahudi topluma Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmek için gitse bu ayet-i kerime gereği, karşı tarafın bunu tasdik etme görevi doğacak mı acaba? Şimdi doğması için iki şey gerekiyor. Bir, kitap ve hikmet diyor. لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size bir kitap ve hikmet veririm de. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَكُمْ Sonra sizinle beraber olan, tasdik eden bir Resul. Şimdi bir Nebi demiyor. Yani bugün bizden herhangi birisi. Yani Allah'ın kitabını tebliğ etmek için gidiyor. X Yahudi toplumuna sizinle beraber olanı tasdik eden bir Rasul gelirse لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ Ona mutlaka inanacaksınız ve لَتَنْصُرُنَّهُ Ona yardımcı olacaksınız. Şimdi inanmak demek tabi Nebi ve Rasul manasına değil, tebliğ ettiği şeyin
doğruluğu anlamında zaten ondan sonra diğer görevler başlıyor. Zaten bugün Mesih beklentisi de onun eksikliğinden kaynaklanıyor. Başka yeni bir şey yok. Şimdi işte burada benim zihnimde canlanan şu oldu. Demek ki iki şey bulmamız gerekiyor Yahudi toplumunda. Birisi kitap olacak. İkincisi de o kitabın yanında hikmet olacak. Bizim de iki şeyle gitmemiz gerekiyor. Birisi kitap olacak, diğeri de hikmet olacak. Çünkü musaddikan lima ma'akum diyor. Sizinle beraber olanı tasdik eden diyor. Sizinle beraber olan. Şimdi bu, yani ben orada zihinsel yolculukta şunu gördüm. Demek ki tamam Tevrat, bizim Tevrat dediğimiz o kitap, Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat olarak geçen kitap, onlara indirilmiş olan kitaptır. Zaten dün Dememe Said Hoca da söyledi, Tevrat bir tek Nebi'ye indirilmiş değil. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ın Musa'ya Tevrat'ı verdik diye bir ayet-i kerime yok. Yani dikkat etmediğimiz zaman iş kaçıyor. Mesela bizde hemen ezbere söylerler. Dört kitap inmiştir. Tevrat, İncil İsa'ya, Tevrat Musa'ya. Oh, kitaplar da ezberletirilir. Yani adeta zihinler tamamen böyle iyiliş edilmiş. Kur'an'ı anlama, İslam'ı anlama imkanı ortadan kaldırılmıştır ki işte dün konuştuk Mehmet Said Hoca'ya. Sizin okuduğunuz usul kitaplarına bilim diyebilir misiniz dedim. Dedi ki hayır. Ben zaten o cevabı bekliyordum. Şimdi o zaman burada şu var. Yani mesela bizde şöyle bir şey var. Ben o soruyla ikinci kısma başlamayı düşünüyorum. Bizde sünnete hikmet diyen sadece İmam Şafii ama neden hikmet dediğini ortaya koyamamıştır. Neden hikmet dediğini ortaya koyamamıştır İmam Şafii. Yani sebebini ortaya çıkaramamıştır. Şimdi hikmet hükümden mastar binayı neva. Yani mastarun neva yani çeşit bildiren mastar. Hüküm ikiye ayrılır. Doğrusu da olur, yanlışı da olur. Hikmet de doğru olan hüküm olmuş olur. O hüküm de o zaman hükmün kaynağı da Allah'ın indirdiği kitaptır. Dolayısıyla kitapla birlikte inmiş oluyor hikmette. Ayrı bir şey değil. Fakat şimdi bu hikmetin ne olduğunu anlatan herhangi ben şahsen şu ana kadar göremedim yani. İşte sadece sünnet hikmettir diye bir cümle şeklinde birkaç tane de ayet, hikmeti ihtiva eden ayetler. İşte bu ayetler buraya baktığımız zaman sünnetten başka hikmet olmaz deniyor geçiyor. Yani o işi ondan o meseleyi halletmek mümkün değil ama bizim geçmişimiz açısından da tek cümlede bu. Başka da bir şey yok yani. O kadarını bile çoğusu görememiş. Peki hikmete nasıl ulaşacağız? Yani يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ diyor Allah. O Nebi size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Öyleyse ben 21. asırda yaşayan Abdülaziz Bayındır olarak ya da işte 14. asır, 14 asır sonra yaşayan diyelim şeye göre, hicrete göre, Abdülaziz Bayındır olarak Resulullah'tan hangi hikmeti öğrenmiş olacağım? Sonra Resulullah'ın bize örnek olduğu ifade ediliyor. Zaten öyle bir Resul var ki örnek olması imkansız yani o da gelenekte öyle oluşturulmuş. Niye imkansız? Çünkü o sünnet dediğinde ona vahiy olarak geliyor. Ben de vahiy alamıyorum. Nasıl örnek alacağım? Şimdi bizim geleneğimizde hikmete nasıl ulaşılacağı ya da bu sorunun cevabını ben şahsen bulamadım şu ana kadar. Yani hikmet nedir? Resulullah hikmeti bize nasıl öğretmiştir? Ve hikmet konusunda bize nasıl örnek olmuş olacaktır? Kitap konusunda da, hikmet konusunda da. Ama şeyler, Yahudiler bizden biraz farklı. Yani bize bir tek Nebi gelmiş. Arkasından onun ashabı gelmiş. Ve yazılı kültür ciddi manada az. O sonradan o sözlü olan yazıya geçmiş. Sözlü olan yazıya geçmesinden kaynaklanan sıkıntılar var. Onu zaten gayet güzel anlattınız. Acaba Yahudilerde farklı bir şey var mı? Çünkü Yahudilerde Musa Aleyhisselam'dan sonra o kadar çok Nebi gelmiş ki. Dolayısıyla bu Nebilerin o insanlara kitabı ve hikmeti öğretmiş olmaları olmazsa olmaz bir şey Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Acaba böyle bir metodolojileri var mı? O soruyla başlayalım.
kusura bakmayın biraz fazla konuştum ama evet. meseleyi anlatabilmek için. Şimdi hocama bir de bugün soruları olanlar lütfen not alsınlar. Sonunda şey yapalım, soruları soralım. Hocama çok teşekkür ediyorum bu 3 günlük semineri sunma şansını tanıdıkları için. Türkiye'de çok fazla üzerinde konuşulmayan bir mesele olduğunu tahmin ediyorum, zannediyorum. Bu hususta da tabii ki uzun belki bir çaba gerekli. Bununla ilgili yeterli bilgiyi sunmak adına dün epey konuştuk ama bunu dediğim gibi bir takdime ya da bir mukaddime kabilinden görmek mümkündür. Gerçekten mesele biraz çetrefilli ve son derece önemli bir mesele. Hocamızın da özetle birkaç noktada değindiği husus da gerçekten bizim için çok önemli. Ben dünkü bahsettiğim hususların bir kısmını şöyle özetleyerek bugün belki anlatımımızın ya da bugünkü seminerin konularını birkaç başlık altında sunmayı düşünüyorum. Daha sonra da eğer sizin sorularınız olursa onunla ilgili sorular müvacihesinde sizinle tartışacağız. Birincisi, dün bahis mevzuu olan Karaim Yahudiliğinde Talmud'un değeriyle ilgili ya da Talmud'un değerini tartışmayla ilgili meseleye Karaim Yahudiliğinin bakış açısını özetleyecek bir giriş maddeler halinde burada sunacağım. Birincisi bu. İkinci olarak bir Talmud bahsettiğimiz bu Talmud'un iskeleti nedir? Bünyesi nedir? Nelerden oluşur? Onun bir tabir yerindeyse bir Talmud sayfasının benim kendi çalışmama da eklemediğim bir makale olarak çalıştığım bir Talmud sayfasının hermenütiği. Yani bir Talmud sayfası bize ne anlatıyor? İkinci olarak da o Talmud sayfasının hermenütiğini size sunacağım. Tam Türkçe karşına söylersin. Yani bir Talmud sayfası, bir şey. Talmud sayfası bize o şekilsel dizgisi içerisinde bize neyi anlatıyor? Yani biz bir Talmud sayfası birazdan size sunacağım. Yani bir metin sıralamasında metnin Mişna'nın ortada yer alması, hemen arkasından Gemara'nın devam etmesi, yanlara Raşi ve onun zehirlerinin yer alması bize o sayfa hakkında nasıl bir bilgi sunuyor ve biz o sayfayı nasıl anlayabiliriz? O sayfanın bize açtığı kapı nedir? Yani böyle bir metnin sayfa içerisinde dizgesel olarak yer alması bize ne anlatıyor? Onunla ilgili biraz şekil üzerinden de giderek size onu anlatmaya çalışacağım. Bir diğer konu bu kavramlarla ilgili, Talmud'un kavramları ile ilgili Mişna, Gemara, Tosfot, Baraitot ve bununla ilgili hususu ele alacağım. Dördüncü olarak Talmud ravileri dediğimiz bizim hadis tabakat kitaplarının hani rical tasnifini karşılayacak tabakaları, yani Tevrat'tan başlamak üzere rivayet zincirinin oluşumu ve bu oluşum içerisinde her neslin tabaka birbirlerine almış oldukları o ilahi bilgiyi aktarma silsilesini sizinle paylaşacağım. Diğer bir konu, vaktimiz olursa iki tane daha mesele var. Meselelerden bir tanesi Talmud'un hacimli olan, son derece yani 20 ciltlik o hacimli Talmud'un size 6 sayfada bir içeriğinde neler var? Yani bir 6 sayfada genel anlamda o 20 cildin hangi konulardan bahsettiğini belki de bunu gördüğümüzde mukayese edebileceğimiz konuları da anlama imkanına sahip olabiliriz. Diğeri o. Bir de ben hocamızın da buranın bir Kur'an okulu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Kur'an'ı doğru anlama okulu
olduğunu düşünüyorum. Bu veçhede Tevrat'ta geçen bir ayet ile وَقَالُوا سَمِعَنَا Kur'an-ı Kerim'de geçen وَقَالُوا سَمِعَنَا وَعَطَعَنَا ayetiyle asayına ayetiyle Şamil-i Vahşin. Evet, onu o hususu biraz, hocam siz herhalde okudunuz o hususu, o biraz... Yok, onu ilk defa biz yazdık da arkasından şey yazmaya başladı, Ankara'dan Salih Bey. Ne zaman hocam? 10 sene oldu herhalde. Ama ben biraz dil bilimsel açıdan şeye girdim, o tabi Salih Hoca. Biz Arapça açısından yazdık onu, Semiyene Vahşin'e. Salih Hoca da... Öyle mi? Tevrat'a bak, ben Tevrat'ın üzerinden gidiyorum bu hususta. Salih Hoca Tevrat üzerinden. Tevrat üzerinden, evet. Ben Tevrat üzerinden gidiyorum. Ben bizden sonra Salih Hoca aldı onu. Onun meali çıkmadan bir iki sene önceydi. Bu şey var, bu konu var. Çok iyi aslında, yani. Çok güzel seçmiş. Evet, o mesele biraz önemli bir uzun konu. Bir mesele ve Kur'an anlaşılması açısından bir pencere açacak diye İşittik, isyan ettik diye yazıyorlar meallere. Evet. İnanılır gibi değil tefsirlere. İşittik hem de isyan ettik. Bir o. Tabii ben bu arada bazen gevezelik de yapabilirim. Böyle sağa sola da gitme imkanım olabilir. Diğeri de Rabbani isnat sistemi ve bunlarla ilgili kavramlardan bahsedeceğim. Biraz uzun bir şey, fazla bir program olabilir. Olmazsa Cuma'ya da sarkabilir. Ama ben anlatabildiğim kadarıyla şey yapayım. İlkin sıralamada bizim Karaim Yahudiliğinin tutumu var. Ben onunla ilgili bir Karaim Yahudiliği ile ilgili genel olarak Karaim Yahudiliğinin dün bahsetmiş olduğumuz Karaim Yahudiliğinin Talmud'a bakış açısını size anlatmaya çalışacağım. Şimdi dün bahsettiğimiz şeyde yine Karaim Yahudiliğinin neden Karaim olarak isimlendirildiğini, Kara kelimesinden geldiğini, bunun daha çok metne, yani Tevrat'ın, yazılı olan Tevrat'a bağlılıklarından dolayı olduğunu, tabir yerinde ise Ehlul Mikra, yani zaten şeyde de Bnei Mikra diye geçiyor. Yani şeyleri tanımlarken, Yahudi kitaplarında, kendi kitaplarında da Karaimler kendilerini Bnei Mikra olarak tanımlıyor. Bnei Mikra, Bnei İbn kelimesinin çoğuludur. Ben ve Bnei, ben tekili, Bnei ise çoğuludur. Bnei Mikra, yani Benu kelimesi, evet. Bizdeki Benu, evet. Bnei Benu. Evet, İbn kelimesi, biz Benun diyoruz tabi Arapçada. Evet. Bu Bnei Mikra, yani Mikra'nın çocukları. Yani Benu el-Kur'an. Evet. Benu'l-Kur'an. Kur'an, evet. Mikra, Kur'an demek oluyor. Mikra, Kur'an, Tevrat. Mikra, Tevrat. Dün hocam onun üzerine biraz bayağı etimolojik olarak durduk. Yani bizdeki Kur'an kelimesini karşılıyor. Kur'an kelimesiyle aynı anlama geliyor. Zaten köken olarak Arapçada biliyorsunuz bu üsülasi kök vardır. Yani ka, riş ve alef. Üç tane harf, sülasi kökte. Aynen Arapçadaki kaf, ram, re, elif. Nun değil, değil mi? Kara. Kara. Kara ne değil? Kara. Bazıları kara ne diyor ama o bende kara. Doğru değil o yani. Kara. Kara. Şimdi etimoloji bu. Dün bahsetmiştik. Bunların kendi isimlendirmelerinde de görüldüğü gibi kendilerini sadece Tevrat'ın, yazılı olan Tevrat'ın çocukları olarak, yani Tevrat'ın çocukları kastı ona bağlılıklarından dolayı. Ya buradaki bin bizim anladığımız anlamda kelime, yani ilk anlamı itibariyle çocuk, oğul anlamında değildir. Ehli Kur'an. Evet, ehli Kur'an gibi. Ehil de zaten aile demektir. Evet, ehil de aile demek. Yani o anlamda kendilerine bu ismi veriyorlar. Peki bu Karaimlerin iddiaları neye dayanıyor? Onların iddialarına göre Tora'nın, Tanrı'nın sözlerinden herhangi birini ekleme ve ondan çıkarma yapmamaları hususunda Tesniye 4.2 ile 12.1'de geçen apaçık emrine karşın yazılı Tora'da yer almayan hususlarda düzenlemelerde bulunmuşlardır. Yani Karaim Yahudilerinin temel olarak yaptığı itiraz, Rabbani Yahudiliğe yapmış olduğu itiraz aslında Allah'ın yazılı olan kelamının dışında ona bir kelam eklemenin, onun üzerine bir şey söylemenin mümkün olmadığını
iddia ediyorlar. Dolayısıyla bu iddialarına mesnet olarak da bu iddialarını delillendirmek için de benim tabi birkaç tane Karayim teoloji kitabında ve onların metne yaklaşımıyla ilgili kitaptan çıkarttığım sonuçları ben sizinle paylaşacağım. Karayilerin Talmud hakkında ortaya attıkları iddialar şu şekilde sıralamak mümkündür. Yani Karayiler bu iddialarını delillendirirken şunları söylüyorlar. Bir diyorlar, A, yazılı Tora'da yer almayan herhangi bir ahkamın yasallaştırılıp kanuni bir tarza getirilmesine ve uygulanmasına dair ima yolu olsa dahi Tora'da buna kapı açacak bir işaret yoktur. Yani Tora kesinlikle ve kesinlikle şunu söylüyor Karayim Yahudilerinde, Tora o ayetlerde, pasuklarda yazılı olanın dışında herhangi bir şeyi ona ilave etmenin mümkün olmadığını söylüyor. Sözlü Tora diye bilinen Mişna ve onun etrafına gelişen, ihtas edilen edebiyat tamamen beşeri bir teşri çabasının ürünü olup Hz. Musa'nın getirdiği şeriatten yahut nebevi kaynaktan alınmış değildir. Evet, en temel iddialarını en başa koydum. Karayim Yahudileri neredeyse bizim dün de bahsetmiş olduğumuz gibi Ehlül Kur'an'a yakın bir yaklaşımla Kur'an'ın dışında ya da Mikra'nın dışında herhangi bir kutsal bir metnin olmadığı iddiasındalar. Hadis kabul etmiyorlar. Yani. Hayır, kabul etmiyorlar. Edip Yüksel gibi. Evet, Edip Yüksel'e çok benziyor. Benziyor, evet. Zaten o tavrın da sizin ifade ettiğiniz gibi bu şeyle ilgili İslami dönemdeki bu meselelerin tartışıldığı benzer yakın döneme denk geliyor. Evet. İkinci olarak iddiaları Rabbilerin yazdığı Talmud'da yer alan kimi ameli uygulamalar çoğu zaman yazılı Tora'nın apaçık hükümlerine ters düşmekte ve çelişki arz etmektedir. Ve bunlarla ilgili son derece bariz örnekler vererek aslında Tora'da yer alan hükümlere ters düşecek bir takım ahkamın hahamlar tarafından ihdas edilmesi Karayim Yahudilerinin Rabbani Yahudiliği reddetmesine bir gerekçe olarak gösteriliyor. Üçüncü olarak diyor ki özetlediğim kadarıyla Talmud bilgini Rabbiler kendi aralarında kitabın muhkem ve manası açık olan uygulama ve hükümlerinin yer aldığı pasukları etrafında sonu gelmez sayısız tartışmalar kopararak rivayetlerinin uydurma olduğunu yine bizzat kendi ağızlarıyla açığa vurmuşlardır. Bunun ötesinde yine Hillel ve Şamay var. İki tane ekol var. Hillel ve Şamay ekolu. Bunlar Hillel ve Şamay ekolu Talmud'un iki tane farklı ekoludur. Yani tabir yerindeyse belki bizim İslami metodolojide birisi belki Maturidi'yi, diğeri Eş'ariliği temsil edebilir. Şu Maturidiliği ya da yarı mutez, yarı nasıl söyleyeyim, tam da Maturidilik değil, yarı mutezili, yani tam denk getirmese bile ama yarı diyebiliriz buna. Diğeri ise daha çok Eş'ari, hatta Şafii tarzı metne yaklaşım söz konusu Şamay ekolünde. Ama Yahudilerde en çok yaygın olan ekol Hillel ekoludur. Hillel ekoludur. Hillel ekolu o bir önceki Karayim Yahudilerinin alt bilimleriyle bunlar. Bunlar Talmud'u oluşturan ekoller. Ben birazdan o tabakalardan bahsedeceğim. Daha da detaylı olarak Hillel ve Şamay kimdir? Nedir? Ekolleri nedir? Onunla ilgili detaylandıracağım. Bu Hillel ve Şamay ekolu, onlara göre diyor ki Hillel ve Şamay yeşivaları tarafından bazen ameli bir hususa dair iki farklı uçta birbirine zıt görüşün beyan edilmesi onların bunda ilahi kaynağa dayanmadıklarını gösterir. İddia şu, çünkü Hillel ekolu aklı nakle tercih ederek, yani daha çok akli, yani bir ilahi bir metinden çıkarımda bulunduğunda aklı reyi akla tabi kılıyor. Metni nas'ı akla tabi kılıyor. Dolayısıyla burada biraz daha akli bir yaklaşım metinlere var. Burada da daha çok rivai, yani
metnin, nassın nassa tabi edilen bir akıl söz konusudur. Bundan dolayı diyor ki, madem ilahi ise neden bu iki ekolün bir pasuk hakkındaki ya da bir dini bir hüküm hakkındaki yargıları neden tamamen farklı olabiliyor, çelişki olabiliyor ya da birbirine ters olabiliyor? İddialarından bir tanesi bu. Mesela yine diyor ki, yine şayet Talmudi şeriat, yani Talmud'un ortaya koyduğu şeriat gerçekleşen ilahi menşeli ise, kaynaklı ise, o zaman bu sözde şeriatın inşa edildiği rivayetler neden Hazreti Musa'nın şeriatındakiler kadar otoriter ve kesin değildirler? Şeklindeki soru Rabbanilerin cevap vermede zorlandıkları bir meseledir. Yani burada Hillel ve Şamay ekollerinin ortaya koymuş oldukları şeriat şayet Hazreti Musa'nın şeriatından neşet etmiş ise, o zaman neden bu şeriat bu kadar tartışmaya açık bir şeriat oluyor? Diğer bir itirazları, Rabbanilerin Musa şeriatı ve Nebevi sünneti. Burada Nebevi sünneti kullanmamın sebebi, Hazreti Musa'nın yapıp etmelerinin, söylemlerinin Tevrat'ta yer almayan kısımlarının Yahudi gelenek içerisinde de halaka ve agada şeklinde devam ederek geldiğinden dolayı ben Nebi'ye nispetle Nebevi sünnet olarak kullandım. Ama biz bunu Nebevi sünnet olarak kullanmamızın sebebi, yani Hazreti Musa'ya nispet edilen hareketler ve ona uygulamalar olduğundan dolayı. Ve sahipleri, yani bu Nebevi sünnetin sahipleri, sahip oldukları şeklindeki iddiaları bütün Yahudilerin mahşeri vicdanı tarafından tasdik edilmemiştir. Ancak bilindiği üzere yazılı Tora'nın emir ve hükümlerinin yasallığını ve ilahi kaynaklı olduğuna, yasallığına ve ilahi kaynaklı olduğuna tüm Yahudiler tanıklık etmişlerdir. Bu durumda, yani şunu söylüyor, şayet bir söz ya da bir nas ilahi kaynaklı ise, o zaman zaten bunu tartışmak söz konusu değil, ancak yorumu üzerinde belki tartışmak mümkündür, ama onun başka taraflara çekilmesi, polemiklere konu olması bu şeyin, Karayim Yahudilerinin Rabbani Yahudiliğe getirdiği tenkitlerden bir tanesidir. Yine ben çokça sert ifadeler gördüm, onları burada söylemeyeceğim. Mesela Abraham ben Davud diye bir adam var. Abraham ben David. Evet. Abraham ben David. Bu adamın kitabı, evet, bu adamın kitabı şu anda benim üzerinde çalıştığım, tercümesini bitirdiğim, yakın zamanda yayınlayacağım bir kitabı bu. Sefer HaKabala diye bir kitabı var. Kitabın adı bu. Kabala kitabı. Evet. Kabala, birazdan yine o konulara gireceğim. Sefer HaKabala. Burada bu Rabbani bir Yahudi. Sefer kitap demek değil mi? Sefer kitap demek, evet. Kitap Kabala demek sefer. Kitabı. Sefer HaKabala ise, yani rivayet kitabı. Rivayet kitabı. Bu kitapta İbrahim, Abraham ben Davud, David şeye, Karayim Yahudilerini itham edecek son derece ağır, son derece tahkir edici, Anam bin Davidi, Davud'u yerici cümleler kullanıyor. Yani burada hakikaten o dönemin, düşünün, iki tane Yahudi mezhebi, yani Yahudilerin kendi ekolleri, birbirlerine reddiyeler yazarak çok ciddi tenkitleri görüyoruz. Bu kitabın, dediğim gibi, yakın zamanda ben zaten bitirdim çalışmayı, yayınlanacak. Bu kitabın çevirisi Türkçe olarak yayınlanacak. Yani tamamen bir Rabbani Yahudinin Karayim'e vermiş olduğu Talmud saldırılarına, Talmud'un rivayet sistemine, Talmud'un o metnine yönetmiş olduğu eleştirilere bir cevap olarak yazılmış bir kitaptır. Tabi orada çokça farklı meselelere de değiniyor. Birinci olarak bu konumuzu kısaca, hani Karayim Yahudiliğini dün dinleyenler ne demek istediğimi belki biraz daha net bir şekilde anlama durumuna geldiler. Yani hangi iddialara mesnet
oluşturduklarını söylemek babından. İkinci olarak ben Talmud çok kısaca geçmeden tabii. Şu Hilal, Şamay vesaire bunların coğrafi anlamda da bir odaklandıkları yerler var. Acaba mukayyas açısından. Şimdi ben istersen onu o isnat sistemini anlatırken akademiyalarda o orada detaylı olarak onu zaten şu ekranda da göreceksiniz. İkinci olarak ben bir Talmud sayfasının hermenötiği, Talmud sayfasının hermenötiği dedim. Eğer şu sayfaya isterseniz kamerayı oraya döndürebilirsiniz. Yani yaklaştırma oraya eğer imkanınız varsa oradan görme imkanınız da olur. Ben biraz daha büyütebilirim. Şöyle bir Talmud sayfasının hermenötiği ya da nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili bir Talmud sayfası örneği koydum oraya. Dediğim gibi bu da yine benim bitirdiğim bir makalenin içerisinden bir parça. Henüz yayınlanmadı. Bu makalede ben daha çok bir Talmud sayfası şeklen, dizayn olarak yani form dizaynının yani düşünün bir nasıl biz Kur'an-ı Kerim'i bu da var mı Arapça? Sadece Arapça olan bir adam. Yani içinde sadece Kur'an'ın olduğu bir metin. Ve bir de bir tefsir alayım mesela. İki tane bir Kur'an bir de sadece Kur'an ve tefsirin olduğu bir şey. Bir tefsir, bir de Kur'an. Evet. Şimdi burada var bir tane. Meal olmayan. Tefsir. Bu tefsir. Bu Kur'an. Ahkamı Kur'an. Evet. Şimdi şuna baktığımızda bakın iki kutsal metinlerin de aslında dizaynlarının benim iddiama göre dizaynlarının bize bir şeyi anlatmak istediğiyle ilgilidir. Düşünün bu Kur'an metninde şöyle baktığınızda sağında solunda kenarında herhangi bir açıklama yok. Niye? Çünkü ilahi kelama hiçbir müdahalenin olmadığını ve onunla ilgili insani bir sözün olmadığıyla ilgili bir şeyi veriyor bu sayfa, bu sayfa dizaynı. Evet. Bir. Bakın bu bir sadece Kur'an-ı Kerim'in dizaynıyla ilgili bir şey. İlahi kelamın hiçbir yorumunun, herhangi bir yönlendirmenin olmadığı bir, hatta şunlar bile yok aslında. Şu gördüğümüz durak işaretleri bile normalde yok. Bunlar sonradan konulmuş. Hatta ben daha da ötesini söyleyeyim. Hocaların affına sığınırım. Bunların birçoğunun Kur'an olduğu, yazıldığı dönemde harekeleri de yok. Tabii tabii. Harekeleri de yok. Tabii. 220'lerde harekeleniyor. Yani nokta yok zaten. Nokta hareke yani şeyi yok. Şimdi bu bir, iki. Bakın bu Kur'an'ın kendisi. Bir de Kur'an'ın üzerine yazılmış olan bir tefsire baktığımızda bu mesela Tefsirun Nesefi. El-Müsemma bi-Medariki Tenzil Hakaykut Tevil. Bu ve Hakaykut Tevil. Bu Nesefi'nin bir tefsiri. Buna baktığımızda da hemen şurada tefsir edilecek sureyle surenin ayetleri yer alıyor. Yanında da her ayet hangi ayet tefsir edilecekse humul fasikun diyor. Ve la ya'murukum bin nasbi atfan ala summa falan devam ediyor. Burada dikkat ederseniz burada ise Kur'an'ın metniyle hemen yanında tefsiri yer alıyor. Yani burada biz anlıyoruz ki Allah kelamı ile yine insan kelamı birbirinden şeyden ayrılıyor. Şeyden burada yine ayetler değişik işaretlerle ayrılıyor. Buna baktığımızda benzer bir uslubun Talmud'da da olduğunu görüyoruz. Ben mesela şu şeye sayfaya yöneldiğimizde, döndüğümüzde gördüğümüz şey şu ki evet, oradan da gösterebilirim. Bakın arkadaşlar, şimdi sararttığım noktalara dikkat edin. Şurada, yani şu kısım, şurayı ben şöyle isterseniz oraya geçin, kamera da orada, belki daha da tabii ki daha olabilir. Ama oradan yapamaz ki, oradan gösteremez. Önünü kapat. Mouse'da daha iyi. Yok, mouse'da burada. Orada yapamaz mouse. Peki. Mouse orada yapabilir. Mouse çekebiliyor kablosuz. Oradan o zaman şeyin. Sorun değil. Şeyin yerinde. Şimdi şeye baktığımızda bir şeyi daha mikrofonu al. Mikrofonu ver. Bir
Talmud sayfasını çevirin. Benim mikrofonun yanında şey yapın da kayda geçsin. Oturduğunuz yere yapabilirsiniz orada siz. Oradan mouse'la gösterirsiniz. Yok yok, şurada oturun, masanın üzerinde mouse'la. Hani bazen elle göstermen gerekebilir. Ben şöyle yok, yok, elle göster, mouse gösterir o şeyi. Buraya koyun yani. Şimdi göstereceğiniz yeri mouse gösterir de kayıtta da sıkıntı olmaz. Şimdi bakın, burada bir Talmud sayfasının her metnine biz baktığımızda gördüğümüz şey şu. Burada ana metin olan Mişna'nın sayfanın tam kalbinde ve göbeğinde yer aldığını görüyorsunuz. Sayfanın kalbinde, göbeğinde yer alıyor. Bakın, benim burada Mişna yazdığım kısım ile orijinal bir tane Talmud sayfası açacağım. Orijinal bir Babil Talmudu'nun sayfası. Şurada. Mişna Tevrat. Nasıl? Yok, değil. Ayet değil. Bizdeki metna var ya. Şimdi bir orijinal Talmud sayfası açacağım. Şurada. Hayır, hayır. Farklı şeyler var. Tabii tabii. Şimdi bakın ya. Bir Talmud sayfasına hocam onları izah edeceğim isterseniz o şeylere gireceğim. Dün geldiniz problem değil. Artık o kadar olacak ya. Soruyorum da pek çıkmıyor cevap yani. Mişna Talmud farkını. Onu şimdi izah edeceğim hocam. Tamam. Birazdan onu şey yapacağım. Şimdi bu sayfayı gördüğümüzde az önceki sayfanın tercümesi, yani tercüme dediğim nerede neyin yer aldığı. Bakın şu gördüğünüz kısım, şu kısım Yetziot, yani Mısır'dan çıkış. Bu sayfanın ana kısmında bakın kalbinde yer alan kısım, bu kısım Mişna kısmını yer alıyor. Mişna kısmını dün bahsettik. Tevrat'ın üzerine, yani yazılı olan Tevrat'ın üzerinde, yer üzerine yazılmış olan ve yine Hazreti Allah'ın Musa'ya Sina'da verildiğine inanılan sözlü Tevrat'ın ana metni. Bu Mişna'yı oluşturuyor. Dün biraz üzerine bayağı bir kelime şey üzerine de durduk. Şimdi burada bu kısmın metnin göbeğinde yer aldığını görüyoruz. Yine Talmud sayfası kısmında da bakın bu Mişna kısmı orta yerde yer alıyor. Hemen altında Gemara dediğimiz hani tamamlayıcı, daha açıklayıcı Mişna metninin içerisindeki bir takım hususları, kapalı kalan hususları tefsir edici. Evet. Gemara kısmına baktığımızda yine burada gördüğünüz gibi Gemara kısmı, bakın Gimel Mem yazıyor. Gemara. Buradan itibaren Gemara devam ediyor. Bu kısım bize şunu söylüyor. Yani aslında metin bir hiyerarşiye sahiptir. Metnin bir hiyerarşisi var. Nedir o hiyerarşi? Burada yer alan Mişna metni kendisinden önceki Yetziat, zaten Yetziat Mısraim, yani Mısır'dan çıkışı anlatan, çıkış kısmını anlatan yerde işte ayet, aslında Mişna kendisi de yazılı olan Tevrat'ın içerisindeki bir hususu bizzat açıklayan ve onun ikincil değere sahip metnidir. Şu kısım. Bundan sonraki devam eden bu Gemara diye şu siyah olarak yazar Gemara denen kısım ise aynı şekilde bu metnin üçüncül değerde olan kısmını oluşturuyor. Neden buna şey yaptım? Bu metinde şu dikkat ederseniz bir dedim, sıralama bir. İkinci sıralama Gemara, bakın ikinci hiyerarşide Gemara ikinci hiyerarşiye sahip. Mişna birinci hiyerarşiye sahip. Yani Mişna'nın hiyerarşisi birinci sırada, ikincisi Gemara. Peki bu Mişna'nın kaynağı ne? Mişna nereden hareketle bu metni oluşturuyor? Mişna'nın kaynağı vahiy yani Tevrat. Yazılı olan Tevrat'ın kendisi. Üçüncü olarak... Hocam o nerede? Tevrat nerede orada? Tevrat var, ben onu göstereceğim. Şu var ya bakın, şurası Tora-Or yani ışık. Yani bir anlamda o metnin kenarını ışık oluşturuyor. Bu daha sonra oluşturulduğu için ben bunu sona koydum. Şimdi bu Tora-Or dediği hani bizde olur ya, ayeti yazarken ayetin yorumu bu ayete aittir demek için ayet numarasını ve ayetin kendisini veriyoruz ya. Tora-Or ise bir anlamda o Talmud'da izah edilen o kısmın şuranın şu ayet, şu pasuğun bir şerhi olduğunu, tefsiri olduğunu söylüyor. Üçüncü şey de bu Rashi,
Bakın burada Rashi yazıyor. Rashi Rav Shlomo bin Shlomo Yitzhaki. Yani bu da Tora'nın 7. asırda yaşamış bir bilgini, bu bilgi Çe üzerine, Mişna ve Gemara üzerine geniş, en geniş açıklamayı yapan bilgindir. Milattan sonra gideceğiz. Tabii milattan sonra. Yani şu şerh, bakın kalbinde yer almayan ve bu şerh bu şekilde devam ediyor. Bakın bu şekilde devam ediyor. Şu şekilde devam ediyor. Bu Gemara'yı ben kaçırdım. Gemara neydi? Gemara ise Mişna içerisinde yer alan bir takım açıklamaları, kapalı kalan hususları ya da metnin bizzat içinden çıkamayacağı meseleleri açıkladığı bir yer. Yani bir kapalılık giderici ve tamamlayıcı. Dipnot gibi bir şey mi? Dipnot değil, daha çok açıklama ve tartışmadır. Evet. Şimdi üçüncü kısımda Şerhu müşkilil asar yani. Evet, aynen şerhu müşkilil asar. Yani bir anlamda o ilahi kaynaklı olduğu söylenen metnin içerisindeki problemleri açıklayan, şerh eden bir tamamlama. Evet. Şimdi üçüncü kısım bu. Dördüncüde ise bakın burada Tosfot ya da Tosafot dediğimiz zeyl, zeyldir bu. Evet, ekler. Zeyl kısmı tamamen bu birincil olarak şeyin yazdığı, Rashi'nin Mişne ve Gemara üzerinde yazmış olduğu, yapmış oldukları açıklamaları eğer eksik kalmışsa ya da yeni, daha yeni bir meseleler ortaya çıkmışsa, o meselelere dair yeni bir takım metinlere ulaşılmışsa, bu defa o Tosfot ya da Tosafot, Tosef, Yosef izafe edilen demektir. Eklenen demektir, zeyl yapılan demektir. Buradaki zeyl kısmı ise bu tamamen buralarda açık kalan kısımla ilave türünden bir takım metinleri içeriyor, bir takım açıklamaları içeriyor. Yine bu Tosfotlar ya da Tosafotlar, dediğim gibi biraz sonra ravi tabakalarından bahsedeceğim ya da Talmud bilginlerinden bahsedeceğim. Bu her bir metin belli dönemlerde yazılmış ve belli dönemlerde kayıt altına alınmıştır. Beşinci kısım ise Mesoret Haşşaş ise Talmud'un içerisindeki bulunan bir takım rivayetlerin ve o rivayetlerin içerisindeki ahkamın yer aldığı kısımdır. Şaş burada Şişe Sidre-i Tora. Yani Şişe Sidre-i Tora buradaki tamamen o ana metnin içerisinden çıkarılacak hükümleri yan tarafa veriyor. Ahkam beş. Ahkam kısmı. Evet. Ahkamı ilgilendiren. Evet. Beş. Altıncı kısım ise Ein Mishpat Ner Mitzvah. Yani burada Ein Mishpat, yani hükmün kaynağı aslında. Ayn kaynak demek. Aynen Arapçada olduğu gibi ayn nasıl kaynak diyorsa, mişpat ise hukuk demektir. Yani hukuka kaynak eden ya da ner mitzva dediği emirle ilgili bir aydınlatma, bir ışık anlamında bu kısmı yer alıyor. Altıncı kısımda. Şurada altıncı kısımda ner mitzva alıyor. Şimdi şuralar altı, yedinci kısma geldiğimizde sonra tabii şey geliyor. Yedinci kısımda ise burada, tabi bu çok sonra eklenen bir Talmud'a sonra eklenen bir husus olduğu için özellikle ilk dönem Talmud bilginleri ayetlerin hepsini ezbere bildiklerinden dolayı yani ayetin numarasını oraya yazma gereği hissetmemişler. Hafız yani. Hafız, hepsi hafız tabi, Tora hafızı. Yani hafızlık sadece Müslümanlara has bir şey değil, aynı zamanda Yahudi bilginleri de Tora'yı ezbere biliyorlar. Bugün hala da ezberleniyor. Günümüzde de ezberleniyor. Biz hafızda sadece Kur'an-ı Kerim'in hayır. Has olduğunu biliyoruz. Hayır. Günümüzde ezberlenen tek kitap. Hayır. Karayün Yahudilerde bunları kabul etmedi. Bir dakika, şu anda ezberlenen metin hangi metin? Şu an onlar kendilerinin Yeruşalayim nüshası dedikleri Tevrat nüshasını ezberliyorlar. Yani Tevrat'ın çok fazla nüshası yok. Bir Şomronim, Tora Le Şomronim, yani Samirilerin Tevrat'ı var. Bir de Kudüs'te nüshası diye bilinen Tevrat nüshası var. O bildiğimiz kadar hacimli mi? Yok. Burada aslında gösterebilirim ama yanımda yok. Ben gelirken İzmir'den, Mardin'den geldiğim için kitaplarımı getiremedim. Çünkü
çok geniş bir külliyat var. Yani isterdim. Yani keşke bir Talmud bir şey getirmeyi isterdim ama Kur'an'la kıyaslarsak yaklaşık kaç sayfada? Çok geniş değil. Aşağı yukarı Kur'an kadar. Yani çok büyük bir metin değil. O, biraz daha azdır Kur'an'da. O çıkışı vesairesiyle beş ana... Esvar-ı Hamse, evet. Yani ha. Esvar-ı Hamse'yi ezberdi. Beş ana kitap. Yani aşağı yukarı belki Kur'an kadar değil. Tam Kur'an kadar da değil. Metin hocam, olarak Kur'an kadar değil. Hocam bir de Gamara dedik ki, işte Gamara değil, diğer İbrahim vardı. Bir daha kimdi o? Yedinci asırda yaşayan... Rav. Bunun eleştirilerine cevap verdiği bir şey, daha doğrusu bunun cevap verdiği kişiler demek ki bu 7. asırda ise kendisinden çok önce yazılan tabii, yazılmış zaten, eserlere tabii onlara istinaden yazıyor. Bu da 7. asır bizim yani peygamberimizin yaşadığı dönem. Dönem evet. Dolayısıyla bu eserler peygamberimizden çok önceki döneme ait eser. Tabii ki yani önceki literatür üzerine evet, tartışmalar oluyor. Daha önce yapılmış olan meseleler üzerine tartışmalar. Peygamberimiz döneminde aynen bu sistematiklik var. Peki Yahudiler bu ibadetlerinde bu ezberliklerin metini mi? Tabii ki. Ve bir de onların dua kitabı Sidur dedikleri, Sidur diye bir dua kitapları var. Yani namaz, abdest alırken nasıl, hangi duaları okuyacakları, yok dua kitabı. Yani ilmihal değil, Sidur. Yani bir anlamda metin olarak Tevrat. Tevrat'tan da okuyoruz. Tabii Tevrat'tan. Biz de sadece Kur'an'dan okumuyoruz biliyorsunuz namazlarda. Tamam. Yani onlarda da Kur'an'a, bizim Kur'an'a tekabül eden bir Tevrat metni var mı? Var. Tabii. Belki dünyanın değişik yörelerine dağılmış olan Yahudiler. Hepsi aynı Tevrat'ı kullanıyor. Hiçbir tane Samirilerin Tevrat'ı hariç bütün hepsi dağılanların hepsinin kullandığı tek bir Tevrat var. Peki. Yani mahalli diller yok, ne olursa olsun. Yok. Ha, ne olursa olsun ana değil. İbranice İvrit Mikrait'tir. Yani İvrit Mikrait dediği Mikra'nın yani Tevrat'ın dili olan İbranicedir. Ve hiçbir şekilde ister Yemen Yahudisi olsun, ister sen şöyle gel de hangi cemaat Yemen sizin Yahudi cemalinizi görsün. O bir tek Tevrat metni üzerinde şey yapmış. Bu anlamda yukarı kısımlarda yer alan yine buradan şöyle şeyden seyredebilirsiniz ekrandan. Biz 8. kısımda ise bir sözlükçe talik ya da der kenar diyeceğimiz şu kısma baktığınızda hemen metnin bize göre baktığımızda yani şöyle biz baktığımızda sağ en alt köşesinde yani şöyle baktığımızda sağ en alt köşesinde yer alan bir der kenar diyeceğimiz ya da bazı kapalı kelimeleri izah edecek bir şey yer alıyor. Bunda da bakın şeye açtığımızda buna farklı bir renk verelim. Şeye açtığımızda ana metni açtığımızda bakın şurada gördüğünüz gibi bazı şimdi burada Mosef Rashi yazıyor. Şurada şurası Mosef Rashi. Bu da şu az önce bakın Rashi'nin fontu farklıdır. Yani mesela biz Kur'an içerisinde diyelim ki Mosef mi dediniz? Mosef. Mosef Rashi. Mushaf. Mushaf hocam ilave. Yani Rashi'ye de ilaveler var. Bizim bizdeki Mushaf manasında değil yani. Değil hocam. Mosef ilave anlamında. Ha Muzaf manasında. Evet, Muzaf. Muzaf. Muzaf ilave anlamında. Ha, aynen Muzaf evet, kelimesi. Muzaf. Şimdi burada şu kısma baktığınızda buna biz Rashi fontu diyoruz. Ve Rashi fontu farklı bir fontla yazdığı için ne Mişne ile ne Gemara ile ne diğer Tosfotlarla hiçbir şekilde karışmıyor. Çünkü bambaşka bir fontla yazıyor. Bizde de yok mu? Kur'an genelde sülüs hatla yazılır. İşte diğeri işte ne bileyim daha kendimize ait bir yazıysa rika ile yazılır. Daha el yazısı ya da rika ile yazılır. Şunu kastediyorsun değil mi? Şu kısım hocam. Şu kısım. Tamam. Şu kısım. Tamam. Farklı bir hattır. Tamam. Yani tamam. Hat kısmı da dediğim gibi farklı fontla hat sanatı benziyor. Bakın ben getir. Hat sanatı dediniz. Hanımlar belki katlı ilgili olur. Bakın bu da bir Mişne Tora'nın bir tesipli bir nüshası bakın.
tesipli bir nüshası. Bu resim kimin yani, resmi? Bu Hazreti Musa. Bu tesipli 13. asırda yapılmış bir nüshası. Bakın çok ilginçtir. Ne kadar tesipler falan var. Bu 13. asır. Bakın tesipli bir nüshası. Moşe ben Meymun ya da Musa İbni Meymun olarak İslami literatürde Latinlere de Moses Maimonides olarak geçen bu şahsın Yahudilerin de kendilerine ikinci Musa dedikleri adam. Bu şey psikolog var. İspanyalı. Selahattin Eyyubi'nin özel doktoru. Onun özel doktoru. Bu şey suhuf var değil mi? Evet. Tora siferi. Hayır yok. Çok önceleri var. Öyle Osmanlı falan değil. Onların çok mesela Agada diye kitapları var. Ya da Hagada ya da Agada. Şimdi Hagada ve Agada diye kitapları var. Şöyle de yazılıyor. Agada ya da Agada. Bu Hagada ve Agadalar ya da Hagada dediğimiz o literatürde neredeyse hepsi resimli, minyatürize edilmiş resimler yer alıyor. Orada o anlatılar Talmud'un içerisinde yer alan ahkamı oluşturmayan, yani ahkam oluşturmayan o hikayeler ya da kıssalar bir anlamda resmediliyor, minyatürize ediliyor. Bu Hagadaların resimli olanları var. Vaktimiz uzun olsaydı onlardan bir tanesini size gösterirdim. Şimdi gördüğümüz gibi bu da bir Mişne Tora sayfası tesiplenmiş bir nüsha. Bakın tesip aynen benzer şeyde görebilirsiniz. Bu Talmud sayfasına baktığımızda Talmud sayfasının hemen geri dönelim şuraya. Burada sözlük talik ve derkenar demiştik. Orada bazı kelimelerin izahları var. Tabi zaman içerisinde o Talmud metni Yahudilere göre Talmud Yahudi kavminin kıyamete kadar yaşayan bir metni olarak devam edeceğinden dolayı daimi olarak evinde Talmud bulunduran her kişi Talmud'u alıp kenarına bir şeyler yazabilir. Yani diyelim ki ilahi metni alıp okudu, aklına geldiği yerde kalemini çıkarır o Talmud'un ama hangi nereye yazacağını bilir, böyle ortasına yazmaz. Onun için yazacağı yerler vardır. Evet, okuyucu notu. Yani bir anlamda yani sen şura ana metne müdahale edemezsin. Şu ana metne müdahale edemezsin. Bu yer senin yerin değil. Burası Tanrı'nın kelamı. Burası büyük bilginlerin kelamı. O büyük bilginlerin Tanrı'dan aldıklarına kelamı. Burası da otoritelerin, yani Raşi gibi otoritenin kelamı. Yani bizdeki ravi. Aslında burada çok ilginç şeyler çıkıyor. Şu anda dediğim gibi bitirmiş olduğum bir makale henüz yayınlanmadı. Buradan yine şeye baktığımızda hemen diğer şerhler diye bir kısım var. 9 bakın. 9 diye diğer şerhler diye bir kısım var. Bu diğer şerhler içerisinde de biz neyi görüyoruz? Evinde Talmud'u bulunan kişiyi alıyor onu. Bize göre oturduğum şekliyle sayfaya baktığımda sol en alt köşede. Yani bu sağda yer alması, solda yer almasının aslında anlamları var. Ben Yahudi kabalasına girmeyeyim. Onların hepsinin de anlamları var aslında. Yani sağda yer alması, solda, yanında falan. Bunların tamamının şekil olarak anlamı var. Burada şerhler kısmında da dediğim gibi evinde bulunduran herkes bunu alıp şu kenarına herhangi o metinle ilgili bir ilavede bulunabilir. Dolayısıyla nedir bu? Mesela bir kişi o anda evinde yaşamış olduğu bir olayı bir nihayetinde onlara göre kutsal kitaptan bir destek aramak zorunda. Onu alıp okuduğunda aklına geldiği meseleyi oraya yazarsa ve bir başka zamanda belki o ayetin yorumuna ait ilginç bir mesele orada yer alabilir. Dolayısıyla Yahudilerin ilginç olan bir özelliği vardır. Mesela İbranice yazılan herhangi bir kağıt atılmaz. Eskiden beri atılmaz. Ne yapılır? Giniza dedikleri, giniza kenzden geliyor. Kenz, giniza, hazine demektir aynı zamanda. Gömü. Onlar o yazılı olan Tevrat'la ilgili olabilir, kutsal metinle ilgili olabilir, herhangi bir evlilik akdi olabilir ya da herhangi bir sözleşme olabilir. Herhangi bir metin. Sıradan bir şey de olabilir. Yani bir çocuğun
İbranice çalışması da olabilir. Onları tamamen kutsal kabul ettikleri o metin, çünkü onlara göre İbranice'nin harfleri de kutsaldır. Bizde de halkın yaklaşımı böyle. Ay, yaklaşım öyle. Arapça şiirlerini tepelere alsaydı. Belki şu anda modern Yahudiler bunu biraz aşmış ama yine de var. Yani Rabbani Yahudilerde ya da bizim Hasidi, Haridi dediğimiz daha dindar olan Yahudilerde bu daha devam ediyor. Şimdi burada yer alan şerhlere biz baktığımızda bu şerhler daha çok dediğim gibi yani diyelim ki 100 yıl sonra basılmış olan bir Talmud'da bu diğer şerhlerin değişme ihtimali de vardır. Hocam bu yazıları ne yapıyorlar dediğiniz Tevrat İbranice yazılan metinleri yeni, onlar saklanıyor. Yani ola ki içinde çok önemli bir yerde mi saklıyorlar? Genelde sinagogların ya da havraların bulunmuş olduğu bir yakınında bir yerdedir o. Belki de mahzen bir onun altında bir yerdedir. Ama ayrı olan genizalar da var. Sadece yani sinagogların ya da havraların içerisinde değil de ayrı olan genizalar da var. Kişi kendi genizasını yapabilir mi kendi evinde? O biraz daha yani saklayabilir ama genize denmez ona. Evet. Evinde saklayabilir bir yerde. Şimdi burada bu metne sıralamasına baktığımızda hemen şöyle burada metnin hemen şu metne baktığımızda burada bakın bir bet, şabat, perak rişon, yetsiyot, haşabat yani bir takım şeyler var. Bunlar ne anlama geliyor? Burada hemen şeye baktığımızda bakın metnin hemen üstündeki Talmud sayfasında bu varak, hani biz Arapçada şeyden hani sayfayı çevirdiğimizde A yüzü B yüzü diye yani değil mi? Açtığımızda 220 A 220 B o şekilde o sayfaların şeyleri var. Yani B kısmı, A kısmı. Bu da Risale'nin adı, yani hangi Risale ise işte Şabat Risalesi. Şabat'la ilgili Risale. Hangi bölüm ve bölüm numarası yer alıyor orada. Şabat dediğimiz cumartesi. Evet, Şabat, Sept, Yavmus Sept. Onunla ilgili hükümlerin yer alıyor. Bu şeyde. Pardon. Bir Talmud sayfasını hani belki çok fazla detaylı şey yapmak burada mümkün değil. Çünkü daha da uzmanlık isteyen bir şey. Ama burada benim gördüğüm kadarıyla bu Talmud sayfasının dizaynı aynı zamanda metinlerin de bir hiyerarşisine işaret ediyor burada. Tabii ki bu Rabbani Yahudiliğin tutumu. O zaman biz, hikmetin karşılığı Mişna oluyor öyleyse. Şimdi tabii ki Mişna kelimesi bir tesniye ikileme olduğundan dolayı tekrar anlamına geliyor Mişna. Bu anlam neyin tekrarıdır, neyin üzerine bir tekrardır? Yazılı olan yani Tora Şebihtav dediğimiz işte yazılı olan Tevrat'ın üzerinde bir açıklamadır ve Rabbani Yahudiler bu Mişna'nın da aynı zamanda Hazreti Musa'ya Sina'da verildiğine inanıyor. Onlar evet şeye yazılı metnin içerisine katılmadı ama daha sonra şeyden başlamak üzere biraz sonra o şey silsilesini göreceksiniz. Yani rivayet silsilesi mesela Musa bin Meymun kendi o Mişne Torası'nın girişinde 40 tabakanın Hazreti Musa'dan başlamak üzere silsilenin kesintisiz bir şekilde geldiğini ve bunun en son işte Yahuda en Hanasi tarafından bunun Mişna şeklinde yani 200 aşağı yukarı 210'lar 215'lere denk geliyor. Milattan sonra. Evet. Milattan sonra 215'lere denk geliyor. Yani dün anlatılmış da başlangıçta sözlü oluyor, daha sonra yazıya. Tabii yazıya geçiliyor ama bu sözlülüğü şu anlama gelmiyor. Yani hiçbir şekilde kayda geçilmedi. Yanlarında hiç kimsenin elinde yazılı hali yoktu anlamına genel gelmiyor. Genel olarak sözlü. Mutlaka birileri ki Yahudiler yazı üzerinde yani diğer kavimlere göre yazıya düşkün bir kavimdir. Evet hocam. Dün ben size yine sordum ama burada da kayıtlara geçsin diye tekrar sorma ihtiyacı hissettim. Resulullah 620'li yıllarda Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin elinde külliyat olarak neler vardı? Şimdi Medine'de. Bizim şeylerden, İslami kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla
Bir defa Yahudilerin Tevrat'ı İbranice ve Aramice olarak okuduklarını, bunu Arapça olarak açıkladıklarına dair bizim elimizde zaten hadis metni içerisinde de yakaladığımız şeyler var. Yani bir defa ellerinde bir Tevrat metni var. Tevrat metni olduğunda herhangi bir şüphe yok. Ki muhtemelen Hazreti Hatice'nin dayısı değil mi? Baraka bin Nevfel'in okumuş olduğu metinden şey yaparsak, onun İncil değil, benim kanaatime göre büyük ölçüde Tevrat olduğunu oradan anlıyorsunuz. Zaten kitap, bir defa zaten bir metin var. Tevrat ayırmıyorlar ki şeyler, Hristiyanlar. Tabii o ayrım şeydir. Sonra da yani şu anda ikisinin bir arada bulunması çok sonraki. Yani eski ahdi atik, ahdi cedid şeklindeki sıralama modern bir sıralamadır. Yok yok, yani zaten baştan itibaren İsa Aleyhisselam Tevrat'ı hiçbir zaman ya İsa olmuş. Şeriatı zaten kaldırmaya yani. Gelmedim diyor. Şeriatı kaldırmak için gelmiyor. Orada tamamlamaya geldim. Şeriatı kaldırmaya gelmedim demek, ben Tevrat'la benim işim yok. Yani Tevrat'ı ben hükümlerini batıl saymaya gelmedim. Sadece onu, bazı haramları helal kılmak için geldim. Başka hususları o şey yapıyor. Ha, buradan hocamın sorusunda bu anlamda Yahudilerin elinde bir defa kutsal kabul ettikleri Tevrat var. İkincisi, benim yine çıkarımıma göre Mişna metninin de büyük ölçüde ellerinde olduğudur. Çünkü Mişna metninin Yahudilerin bir hukuku var ve bir takım uygulamaları var. Burada Eldar da var. Eldar biraz bize katkıda bulunabilir. Eldar, seni gördüm, iyi oldu. Bize destek verebilir. Ya ben de geldi mi gelmedi mi diye bakıyordum. İniyordum. Gel şuraya gelsene. Gelebilirsin Eldar, şöyle gel. Gel şöyle, destek verirsin bize, gel. Gel gel şöyle. Gel lütfen gel. Gel bak şurada sandalye var. Biz öyle ilim adamlarını öyle Eldar gelsin. Da Yahudilik uzmanı. O da geç. Azerbaycan. Şimdi Eldar da niye söyledim? Eldar Nuh kanunlarını çalıştı. Nuh kanunlarını çalıştı doktora tezi olarak. Şimdi o da mutlaka bununla ilgili belki bize bir iki bir şey söyler. Ben de paylaşmayı severim. Nuh kanunlarını çalıştı. Nuh kanunlarını. Mişna'da. Tabii. Şimdi ben o yüzden Eldar'ı çağırdım. Bana destek versin diye. Şimdi Eldar'ı ben çok severim. Gerçekten çok çalışkan bir hocamız. Şimdi bu tabii Yahudilerin ellerinde mutlaka Mişna metni var ki neden var? Bunu şöyle rahatlıkla söyleyebiliyorum. Mişna'nın tamamlanması 215-220 civarlarında, yani resmi olarak birazdan o şeylerini sizinle paylaşacağım. Tamamlanmış olduğunu, yazıya geçirildiğini biliyoruz. Tevrat'tan kaç yıl sonra tekabül ediyor? Yani Tevrat'ın işte Ezra ile beraber olduğunu düşünürsek 400, Ezra 440 mı? 440'larda aşağı yukarı 600. Şimdi bu metine ellerinde hocamın sorusundan sapmadan gidersek, Mişna'nın metni olduğu ortada. İkincisi, hahamların tartışmaları var. Çok ciddi anlamda tartışmalar var. O hahamların tartışmaları neyi oluşturuyor? Gemara kısmını da oluşturuyor aynı zamanda. Tosfotları da oluşturuyor. O diğer tartışmaları da oluşturuyor. Yani baraitot dediğimiz, barayta dediğimiz, yani metnin içerisinde, Tevrat'ın metnin içerisinde yer almayan bir takım ahkama dair olan hususları da içerebiliyor. Demek ki biz şunu söyleyebiliriz. Bir, hatta devamını da getireyim. Midraş dediğimiz, Midraş Agada ve Midraş Halakan'ın da olduğunu biz söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Hazreti Ömer'in Daniel'le ilgili tartışmada, o meselede muhtemelen o bir agadadır. Onunla ilgili bir takım halkın elinde gezen küçük kitapçıklar da var. Şimdi bunun tespitini belki İslami literatürden hareketle yapmak çok zor, değil mi Eldar'cığım? Sen nasıl bu hususta yani, şöyle halakik midraş. Şunu şey yapalım. Uyuyor burada var. Bunu. Şunu koyun. Eldar, önce sen kendini bir kısaca tanıt da arkadaşlarımız tanımış olsun. Şimdi ben Azerbaycanlıyım. Ben Azerbaycanlıyım. Yok, mikrofon değil. O kayıt, sadece kayıt. Ses değil. Evet. Eldar Hasanov, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans doktoramı yaptım. Yahudilik çalışıyorum. Doktora tezim Yahudi ahit geleneğinde Nuh kanunları ve Nuhilik. Bu konuda çalıştım. Eldar biraz utangaç. Eldar Marmara İlahiyat da yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Kendisi yaklaşık bir yıl Kanada'da bir
üniversitede Yahudilik bölümünde incelemelerde bulundu. Artı 6 ay İsrail'de bulundu. Dolayısıyla Türkiye'de de bu Yahudilik konusunda önde gelen uzman arkadaşlarımızdan birisidir. Ve doktorasını bitirdi. Şu anda Sakarya İlahiyat'ta. Sakarya İlahiyat'ta inşallah. Kitap var mı şimdi? Yok, henüz kitabı yok. Kitap. Kitap var mı? Çıkacak, kitap çıkacak. Kitabım İsa'nda basılacak hocam. Yahudilik yüzünden de bir genç bir arkadaş daha var. İsmail var. Evet hocam. Buyurunuz hocam. Evet. Sifra, sifre gibi hani evet. Halakik midraşlar var. Evet. Onlar da belki olabilir. Yani. İşte onunla ilgili herhalde. Zaten ben şeyde kitapta da bir detaylı olarak şey yaptım. Yani bir takım meseleleri ele alan, mesela Tifila ile ilgili meseleyi ele alan Tifilot. Efendim onunla ilgili işte bir takım burada mesela şunları ben hemen bir o ellerinde bulunan midraş, kitapları işte midraş dedikleri yer var. Midraş. Şeye baktığımızda bakın şu risaleler bir takım risaleler var. Bu risalelere biz baktığımızda mesela şöyle Avot de Rabbi Natan Darach Aratz gibi bunlar Darach Aratz Rabba ve Zuta Perach Arayot, Perach Minim Pirkei Azay bunların tamamının aslında o dönemde bir kısmının kendi yani tamamen belki de hani bizim risale türünden yazılı olarak ellerinde olduğunu zaten bunları biz şunlara baktığımızda bu risalelerin bir kısmı ellerinde var. Yani bu literatür üzerine İslami metinlerden hareketle işte bizim onların literatürünü tespit etmemiz mümkün değil. İslami literatür bir defa sanki Yahudilerin elinde sadece Tevrat var, Tevrat'ın dışında hiçbir şeyleri yok. Bu böyle bir algı var. O da tahrif edilmiş. O da tahrif etmiş zaten işe yaramayan bir metin. Ya bu çok yanlış bir algı. Benim kanaatime göre sorunuz tam yerindeydi. Aslında Müslümanların gözüyle Yahudilerin ne tür kaynakları vardı Hazreti Peygamber döneminde belki başlı başına yapılabilecek bir çalışmadır. Ayrıca İslami kaynaklarda hani El Kitap deniyor bizde. Yani Tevrat için veya yani belli bir sınır belirtmiyor yani. Tevrat dediğinde kullandığımızda bu Talmud'u falan da onun içine alıyor yani. Bu ayrıca İslami literatürde hani şöyle bir görürsek kavram karmaşası mı diyebiliriz çok belki güzel. De buna. Çok güzel. Kur'an'ın velakad ateyna Musa'l kitabe derken Musa'ya kitabın verilmesi olayında o el kitap hepsini ihtiva edebiliyor. Yani sadece orada Tevrat metninin bir tanesini değil, Mişna da vardır içerisinde, çünkü diğer risaleler de olabilir. Eğer El Kitap eşit Tevratsa, Tevrat eşit El Kitapsa, niye Kur'an hem Tevrat diyor, tabii. Hem El Kitap diye ayrım yapıyor? Şimdi biraz önce bir o şeylerle ilgili, ben o ayetlerle ilgili bir Kur'an-ı Kerim'de bulunan bir ayetten hareketle belki bir şey daha söyleyebiliriz. Onu devam edeceğiz. Hocam var mı bununla ilgili yok, daha söyleyebileceğiniz? Buyurun. Yani bu mevcut risalelerin de sadece bir Esvar-ı Hamse'den yani bizim beş kitaptan oluşan bir sadece Tevrat'ın yer almadığını biz zaten Yahudilerin mevcut literatüründen anlıyoruz. Evet. O bile ellerinde Tora'nın dışında bir kitabı olduğunu zaten gösteriyor. Tabi orada bir veil şeyi var. Oradaki veil şeyi biraz sorunsal oluşturuyor. Yani yazıklar olsun onlara ki yuh onlara yani. Veil yuh. Öğretin buraya da bir şey. Evet, değil mi? Öyle tercüme evet. Edebilir miyiz hocam? Veil evet. Şimdi yani oradaki herhalde demek ki yani yine bu Tevrat metnine yaptıkları ilahi vahiy ile çelişen ilaveleri Kur'an diliyle red var orada. Evet. Yani Kur'an tabi şu var. Tefsirin niteliğinde aslında metnine bağlı kalınsaydı bu ifadeler kullanılmazdı herhalde. Aslında bana şöyle gibi geliyor o. Evet. Kur'an-ı Kerim evet Tevrat'ı önemseyin diyor. Ama sizin kendi ellerinizle yazdıklarınız önemli değil demiyor orada. Bir başka bir şey söylüyor. Yani orada Kur'an onların Tevrat'ında yer alan bir pasuvun, bir hükmünün bir haham bir din bilgini tarafından anlaşılırken kendi re'yini
Allah'ın ahkamı önüne geçirmesini belki tenkit ediyor ayet orada. Yani bu tenkit edilebilir. Yoksa onların ellerindeki hiçbir şeydir demiyor. Zaten ayetin devamı onu ifade ediyor. Evvelin lezine etuvuna kitabe diyeydihim sümme yakuluna hâdâ min andillâh. Evet. Yani sadece o bir ilave yazma değil. Fakat onu ilahi ahkamın önüne geçirme. Evet. Söz konusu. Şimdi burada tabii meseleyi hocamın sorusundan biraz hareketle şey yaptık. Şimdi bu metne döndüğümüzde yine birinci meseleye, ikinci meseleye sizden önce hocam Karahiler'in buradaydınız değil mi Karahiler'i anlatırken? Karahiler'den bahsettim. O Karahiler'in o Talmud'la ilgili reddiyelerine tartışmasına değinmiştik. Burada bu Talmud sayfasının tabii dediğim gibi bu dizaynının rastgele sıradan bir dizayn olmadığını biz görüyoruz. Ben şeye gelip bu bir Talmud sayfasını madem gördük, o zaman bir Talmud'un içerisinde, bu hacimli Talmud külliyatı içerisinde ki neler var onlarla ilgili bir şöyle 6 tane sederin, yani o ana kitabın diyelim, bizim hadis kitaplarında biliyorsunuz. Mesela Kitabul İlm var, hemen altında Babu bilmem ne var. Bunlarda da aynı öyle bir seder var, bir de mesahhet var. Yani o aynen bizdeki hani kitap ve risale ya da bab anlamında. Bu ana ve alt, ana konu ve alt konu şeklinde şeye baktığımızda ben bununla ilgili bir Talmud'un içeriğine şöyle bir bakabiliriz. Şimdi o Talmud Mişna'nın dışında ona izah niteliğinde mi yoksa yani tam orayı ben anlayamadım. Nasıl hocam? Yani Tevrat diyoruz tamam anladık. Mişna Tevrat'ın sözlü sonra yazılıya dönüş biçimi. Şimdi şöyle Talmud ne? Şimdi dün tabii dediğim gibi hocam dün biraz biz onun üzerine çokça durduk. Yine şey, bugün de anlayalım. Tamam hocam. Olsun. Tamam hocam tekrar Allah edelim. Allah Allah. Şimdi yine de geçeceğim oraya da o tekrar şey yapacağım. Benim o dördüncü konuda yer alıyor da o yüzden. Tamam bir yine gireceğim. Ha, bir cümleyle. Şimdi burada ikili bir metinden ikili bir kutsal dualist bir metin şeyi var ortada. Birincisi Tora Şebihtal yazılı olan Tevrat var. Yazılı olan Tevrat'ın Yahudilere Yahudilerine, Rabbani Yahudilere göre bu kimisine göre 10 emir verilmiştir, daha sonra verilmiştir. Kimisine göre toplu olarak o tamamen verilmiş, yazılı olarak verilmiştir. Buna yazılı Tevrat deniliyor. Yazılı Tevrat'ın yanında yine mesela Musa İbni Meymun'un meşhur kitabının hemen girişinde Mişne Tora'da bakın şöyle söylüyor. Yani girişinde hemen diyor ki Kol ha mitzvot şenitna lo le Moshe bisinay bapiroşo ve nitno şeni imer ve etana leha et luhot ha even. Buradaki luhot ha even yani levha, taş levhalar. Biz onları diyor Musa'ya hepsini verdik. Aynı zamanda diyor ki vaha Tora ve Tora'yı verdik diyor. Bu da bir, şu anlama geliyor. Demek ki taş levhaları yani bizim o 10 emri herhalde taş levhalar üzerine verdi. Luhota eve. İkincisi Tora, o Tora Şebihtav'dır. Bakın üçüncüsü de Vaha Mitzva. Mitzva ise emirdir. Bunun Yahudiler nasıl izah ediyor Rabbani Yahudiler? Bir diyor, Luhot ha even bu taş levhaları 10 emirdir. Tora 5 kitaptır. Hamitsot ise Mişna'dır. Bunu böyle yorumluyor. Bakın biraz sonra belki onun yorumuna Kur'an'la ilgili gireceğim. Şimdi buna göre Mişna neyi oluşturuyor? Yazıya geçirilmiş olmayan vahyi gayri metni oluşturuyor. Talmud burada nerede? Mişna'nın üzerine yazılmış olan din bilginlerinin yani Zugot'tan başlamak üzere Zugot, Soferim, Zugot, Tannaim, Amoraim, Saboraim, Stamaim böyle Geonim diye devam eden bir silsile vardır. İlk üç saydığım silsilenin yazmış olduğu Gemaralarla artı Gemara, Mişna artı Gemara eşittir Talmud'u oluşturuyor. Talmud'u oluşturuyor. Evet. Bu tamamen Talmud'u oluşturuyor. Tefsir ama belli bir bölüme hasredilen tefsir. Yani ilk tabakalardaki illerin tefsiri Gemara, ondan sonrakilerin tefsiri Talmud herhalde. Öyle galiba. Yok. Mişna artı Gemara Talmud'u oluşturuyor. Diğerler
tamam Talmud'un etrafında işte Raşli'nin yazdıkları var, diğer birçok işte Fransa'daki bilim adam Talmud bilginlerinin yazdıkları var sağda solda falan. Bunlar evet Talmud'un içerisinde yer alıyor ama Talmud'un aslı ana metni Mişna ve Gemara'dır. Ana metni yani bunlar. Bugün yayında Mişnalar ayrı, Talmud'u ayrı mı yayınlarlar? Yoksa Talmud zaten Mişna'yı içermektedir. Ya yani şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde hani yayınlanan Talmud metinlerinde mesela ilk önce Arnold Danby diye bir adam var. Onu Mişna'yı ayrı yayınladılar. Bu Mişna'yı Talmud'dan, Gemara'dan ayırdıkları anlamına gelmiyor. Yani metin olarak az şu sayfayı da göstereyim. Mesela bütün olarak yayınlayanlar da var. Bakın. Şöyle metne baktığınızda şu iki tane farklı şey. Bütün olarak da yayınlayanlar var. Yani bu Mişna metnini ayrı olarak yayınlayanlar da var. Bu şu anlama gelmiyor. Biz bunları hiçe sayıyoruz. Raşi'yi bir tarafa atıyoruz. Bu anlama gelmiyor. Yani ama temelde az önce dedim ya ana metin burası. Ama ana metnin etrafındaki bu açıklamalar yani bir dönem sonra Raşi'yi çıkarıp yerine başka bir bilim adamı da koyabilirler orada. O Raşi'nin cümleleri kutsal değil orada. Raşi ana metnin anası nerede? Yani Tevrat'tır. Tevrat'ı niye burada almıyorlar? Tevrat var aslında. Tevrat da hani az önce gösterdiğim şeyde aslında var. Yeni baskıların hepsinde var. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Tevrat şurada var. Şu bakın Tora or kısmı Tevrat'ın içindeki ayete işaret ediyor. Ayete şu mesela ayeti diyor ki bir tasih etsek, cümle desek Tevrat için cümleyi desek yani pasuk değil. Pasuk. Ayet yani. Diyebiliriz pasuk diyor. Yani bizim klasik ulema ayet demiş. Zararı ama yok. Yahudiler pasuk diyor. Cümle yalnız biliyorsunuz. Kafasında yani Kur'an metni gibi söz ve anlam olarak Yaradan'ın buyruğu gibi bir çağrışım da yapmıyor. Yani Kur'an-ı Kerim tasdik ettiğine göre bir şey olması lazım. Ama hocam Yahudilerin şimdi Yahudilerin mantığına göre, Yahudi anlayışına göre yazılı olan metin bizim aynen Müslümanların anladığı şekilde değil mi? Yahudi şey. Rabbani Yahudiler yani bizim, tabi evet. Onu aynen Allah'ın kelamı ve hiçbir değişiklik. Şimdi onlara göre hiçbir Tevrat'ta ya Rabbani Yahudilikte en ufak bir değişiklik olmamıştı Tevrat'ta. Yani zaten Allah'tan Müslümanların tarih iddialarını kabul etmiyorlar. Yok yok bizim Müslümanların filan surenin filan ayeti derken ki zihinlerindeki işte Allah'ın Peygamber Efendimiz'e vahyettiği ve oradan orijinal haliyle yazıya geçtiği bir metin. Var burada işte. Kastederken Yahudiler de aynı şeyi kastediyor. Aynı şeyi kastediyor. Tabii. Zaten şu İbn-i Meymun'un girişi bunun üzerine bina edilmiş. Yani diyor ki zaten Kol HaTora Katava Moşe Rabano Kodem Şeyamut Bektav Yedo. Yani o diyor ölmeden önce bunu kendi el yazısıyla yazdı diyor. Ya, çok ilginçtir şey söylüyor. Vanatan sefer ve kol sebet. Her bir gruba yani her bir sıptına sıpt var. Bizim hani her kabile, bir kabileye torun. Verdi. Ve onlar da o sıptta sıptan sıpta geçti. Ve sefer ahat ve hepsi bunlar tek bir metin. Bir tek kitap. Vanatan hu be aron leat. Onu diyor bir sandıkta aron dediği yani Koran'ın Şenemer Lakuah et Sefer HaTora Hazen. İşte bu şu Tora siferini al diye ona dedi Hazen. Bu böyle devam ediyor. Yani bu da şunu bize şey yapıyor. Daha sonra zaten bütün şeyi Hazreti Musa'dan başlamak üzere Tora'nın 40 tabaka olarak aslında İslami dönemde olduğu için muhtemelen belki de Müslümanlara cevaben şu mukaddimeyi yazmış da olabilir. Muhtemelen o dönemde Müslümanlar isnat tartışmaları var. Aslında şeyin İbn-i Meymun'un isnatla alakası var. Şöyle alakası var. Ben biraz kitapta bahsettim. İbn-i Meymun muhtemelen Müslümanların işte daha önceki işte Kur'an'ın metniyle ilgili tartışmalarına vakıf. Onların hani Tevrat'ın açıklaması olan Mişna'nın da bir
rivayet silsilesi olduğu tartışması ya da olmadığı tartışması daha önce İspanya'da yapılıyor. Kim tarafından yapılıyor? İbn-i Hazm bu tartışmayı yapıyor. İbn-i Hazm Filmilel ve Nihal adlı kitabında. Şimdi bu tartışmalar var. Ben de olsam bir Yahudi bilgini olarak herhalde doğrudan Müslümanlar demesem bile bunu ben 40 tabakayı oluşturup yazılımına kadar Mişna'nın bir şeyini oluşturur. İbn Hazm kabul ediyor ama bizimki gibi iyi derecede bir formda değil diyor herhalde, değil mi? İbn Hazm onu bence çok kendi ön yargısından şey yaparak herhangi bir tetkike herhangi bir tetkik yapmaksızın o kanaate varıyor. Yani İbn Hazm'ın o açıklaması tetkiksiz kulaktan doğma bir açıklama bence. Çünkü eğer herhangi bir kutu kitabı tetkik etmiş olsaydı, mesela Talmud'u alıp Mişna'yı alıp bizzat üzerinde çalışıp o cümleyi kursaydı biraz daha delillendirmesi mümkün olabilirdi. Zaten İbranice de bilmiyor. Bilmiyor zaten. İbranice de bilmiyor. Bizim İslam ulemasından da maalesef şu İbranice bilmeme şeyi çok ilginçtir. Bu da ayrı bir şey mesela. Şimdi şeye sayfamıza geri dönersek ben şey diyecektim o içerikle ilgili asıl burada asıl şeye değineceğim. Burada bu içeriğe şöyle döndüğümüzde çok az alacağız. Çok az. Birinci kitap şöyle baktığımızda arkadaşlar birinci kitap yani ilk Seder Zeraim ürünler kitabı. Ürünler hakkında yazılan ilk kitapta Berahot, yani alt kitaplar olarak Berahot, Pera, Emay, Şer, Şebi, Maser, Serşini, Harla, Orla, Bikurim diye ana başlığın altında alt başlığa yani El Kitap, El Bab. El Kitap nedir? Ürünler bahsi. Üründen kasıt bizim ürün, dediğimiz. Tabi zara kelimesi biz de kullanıyoruz biliyorsunuz. Ziraat kelimesi oradan geliyor. Zara kelimesi aynı kökten geliyor. Burada şöyle kısaca bakarsak Berahot, takdis dualar, kutsama duaları, Şema duası, İsrail'in işte Şema İsrail dedikleri dua ve ibadetlerde hani şeyde de zaten Talmud'un ilk sayfası şöyle başlıyor. Talmud'a baktığımızda ilk sayfasında hemen Berahot şeyinde hemen ilk şeyi açtığımızda Mi'i metay korin et şema bi'arabin. Akşam şema ne zaman hangi vakte kadar okunur şeyi var. Vakitle ilgili yani duaların o şema duasının okunma vaktiyle ilgili meşa şeha kuhani. Tabii var. Tabii güneşin şeyle ilgili vesaire zaten onlar da aynı şey yapıyor. Hangi şeye göre? Mesela diyor ki Mişa şekuhanim nihnesim lehur bi turmatan at sof ha aşmora harishuna. Doğarsa şöyle yapın şöyle. Tabii var burada yani detaylı olacak bunu tartışmak istiyor. İbadet zamanlarında ayrıca araştırıyor. Ben bizim kutuplarla irtibat kurmaya çalışıyorum da. Şimdi buradan baktığımızda mesela o şema duasının ne zaman okunacağı okuma vaktiyle ilgili şeyden bahsediyor. Yani Talmud'un ilk Berahot kısmı. Yapalım. Yani yaklaşık kaç tane bab var hani? Onu zaten hocam veriyorum şurada hemen. Evet. Söyleyeyim. 6 tane 6 ana kitabı var. Kaç? 6 ana kitabı var. 6 ana kitabı var. Evet. 63 tane de alt babı var hocam. Yani hocam hemen istiyor, peşin istiyor. Biz taksit de veriyoruz. Yöntem birader sen hocam. Kitaptan kasıt görelim. Kitaptan yani, kasıt şey mi? Ana konuyu bizim ele alalım. Hayır. Mesela kitabın nikahı. Tamam. Kitabın ilmi. Ama ilmin altında ne yazıyor mesela? Ta'lim ve ilmin bilmem ne falan mesela. Gibi. Alt başlıklar. Bu bilmem ne. Bunun gibi. Burada şeye baktığınızda mesela PA tarlalarda yoksuldur, yetim ve diğer muhtaç kimselere bırakılan kısım. Yani bir tarla biçildiği zaman onun PA ne demek hocam? Kenarındaki kısma PA deniyor. Yani şu kısma PA deniyor. O kısımda kalan
neyse yani aslında şey anlamındaki mecazi sembolik bir ifadedir ama yani benim oradan Talmud'dan anladığım kadarıyla ya aslında ürününüzün en iyi olan kısmını ona bırakın, köşede olan kısmı değil. Kahu yevmah sari. Evet. Aynen hocam. O dediğiniz husus. Bir de bu arada şunu da kısa bir cümle olarak söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim mesela zekat nispetlerine şey yapmıyor, yer vermiyor. Ne yüzde kaç vereceksiniz? Ondan sonra işte namazın kılınış şeklini açık detaylı olarak anlatmıyor. Çünkü ihtiyaç yok. Tevrat var ortada yani. Onu tasdik eden bir kitaptır. Bu iş öyle bak Kur'an'ın bitirgesi konuyu dağıtıyor. Neyse inşallah evet. Yeni ufuklar açacak bu arkadaşlar. Demae yine ürünlerde ondalık kısımdan yani öşür falan dediğimiz öşür kelimesi biliyorsunuz ondalık demektir. Bu demae kısmından ayrılan paylarda ortaya çıkan şüphelere dair yani kime verilir, ne kadar verilir, nasıl verilir? Dehum mu diyor Farsçılar? Bu Farisiler. Dehum. Dehum evet. Farisiler. Farisiler. Dehum. Evet. Onluk demek daha doğrusu. Onuncu ya da. Evet, onuncu. Şimdi kilayin tarlalarda çeşitli bitkileri karıştırma, dokumaya, farklı ip karıştırma vesaire. Bunlarla ilgili yani düşünün işlemiş olduğunuz bir şeyin ipini farklı bir iple karıştırma vesaire. Bunlarla ilgili çok detaylı tartışmaların yer aldığı. Kilayim şey demek. Aslında hani İngilizce tools diyorlar ya. Kilayim işte takım taklavat aslında. Mesela evet, evet yani ayrı zaten din biraz tabii şimdi din. Şimdi öyle değil. Bunlar şeyde görüyorsun. Ama yani yaşam içerisinde. Diyor ki adet-i ahli diyor. Temas aramdı diyor. Fakat şeye bakıyorsun. Yahudi kaynaklarına oturma, kalkma, gitme, gelme, konuşma, eve. Bir yığın ayrıntı var. İşte İyyâkum vel hulûbe dediği peygamberimizin. Allah'a emanet bu. Biraz tabii şöyle söyleyeyim. Dediğiniz bu hususta Yahudilerin günlük hayatlarının her anını ilahi kılma şeyleri var. Evet yani yatarken, kalkarken, otururken, yemek yerken yani bütün her bir zamanlara dağılan ibadet ve dualar var. Dualar var bir fazla ayrıntı var yani. Evet. Evet. Hayatı zorlaştıran. Bizim de dua kitaplarımıza baktığınızda mesela Kurtubi'nin tezkiresine baktığınızda aynı şeyi de görebilirsiniz. Hayır yani şöyle söyleyeyim. Oluşmuş İslam içine baktığınızda biz yani nihayetinde Yahudilikteki şey de oluşmuş bir Yahudilik. Yani teşekkür eden bir Yahudilikle orijinalde Yahudilik yani tek İslam Yahudilik arasında evet yani zaman içerisinde değişen vardır. Ne olursa hocalar ben olurum değil mi? Hazreti İsa'yı evet. O kadar iyi anlıyorum ki ben. Evet. Bundan sonra da mücadele bence alimlerle olacak. Yeni bir görüş bu da. Hocam siz ne dersiniz hocam? Söyle yapıyoruz zaten. Şeviit tarlanın 7. yılda yani şiv'a seb'atun demektir aslında. Şeviit ise yani 7. yıl demek. Şeviit şiv'a tarlada tarlanın 7. yılda nadasa bırakılması ve ona dair hükümlerdir. Aslında şu anda günümüzde mesela biz sabbatical year diyoruz. Aslında kişinin kendi nadasa bırakması gerekiyor aslında. Sabbatical year hakikaten mesela üniversitelerde herkesin 3 yılda bir değil mi? Ben onu indirdi yani. 2'den 3'e mi indirdi? 3 yılda bazı yerlerde zannedersen 5 yıl olsa gerek. Ama nihayetinde bunun amacı şu. İşte bu tarlanın 7 yılda nadasa bırakılmasına dair onunla ilgili hükümleri. Yusuf suresiyle ilgisi var mı? Yok, Yusuf suresiyle hiç alakası yok. Oradaki yani 7 yıl. O başka bir konu. Yok, hiç alakası yok. Terumot, hasattan ve zirai ürünlerden kuhenlere ayrılması gereken paylarla ilgili. Yani bizim eskiden hani imamların böyle buğdayların hasat edildiği zamanda kaç teneke falan alacak hocam? Eskiden bizim demeyelim de şu anda devam eden Şia'nın humusu. Hocam burada da var. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da hali var hocam. Şey burada imamların payı evet. Erzurum'da hiç görmedim, duymadım da onun için bilmiyorum.
Ben gördüm, bizim oralarda vardı. Hocalar biliyorsunuz devlet maaşı almadıklarından dolayı onlara halk tarladan toplamış oldukları taze meyvelerden ve de meyvenin en iyisinden hocam. Bak Sivas'ta da varmış. Sivas'ta da varmış. Hocam yavaş yavaş bu taraflara doğru geliyor. Şimdi bu tabii onlarda da aynı şey. Yine diğeri maserot. Maserot hasatta ilk ondalık. Yani asere maserot ilk ondalık paylardan levillere ayrılmış olan kısmıyla ona dair isimleri içeriyor. Maser. Maser şimdi ikinci ondalık kısım bu paylarla ilgili. Bu da ikinci ondalık kısım da özellikle Kudüs'te yetişen ve o ondalık kısımda kimlere dağıtılması gereken onunla ilgili detaylı kısmı inceliyor. Halla, hamulu halla kelimesi yine hocam bilir. Onların bir halla ekmeği var. Şöyle burma burma iç içe geçmiş. Bu halla da hamurlu yani hamurdan geliyor, ekmekten geliyor. Hamurlu yiyeceklerden kohenlere verilmesi gereken paylara dairdir. Orla dikildiği zaman 3 sene müddetince yenilmesi... Tabii bu şey kohenle diğer din adamlarının farkı var değil mi? Birisi tabii kohen ve levililer, kohenler bilgin sınıfı, leviller yönetici sınıfını oluşturuyor. Yani kohenler, kohenlerin de bir soydan gelmeleri gerekiyor. Evet, bir kitabın içeriği. Peki, ben yani bunun varsa... görmemizin aslında biraz da faydası şu, İsrailoğulları yani, dindar bir yapıda geliştiler. Hani biraz da onu daha ondan dolayı hani, işliyoruz. Evet, o faydası da olabilir yani. Yani cezalar mutlaka yapılan işlere bizde olduğu gibi ceza. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü kocaman bir külliyat. Belki burada bazı hocalarımız ya bu konu benimle de alakalı olabilir. Ben öşür çalışıyorum mesela. Talmud'un işte maaser kısmı beni ilgilendirir gibi belki ya da burada öğrencilerden biri olabilir ya da bizi dinleyenlerden herhangi biri olabilir. Bunu düşünebilir. Böyle belki ondan dolayı. Hocam o yiyeceklerde şey var mı? Mesela Mekkeli müşriklerin işte şu Tanrı'ya aittir, şu kutsal... Şimdi şöyle eski kültlerden ve kültürlerde bir defa tapınaklara ayrılan kurbanlıklar vardır. Tapınaklar hiç aslında geçmiş kültürlerde var olan bir şeydir bu. Yani mesela tapınağa bahçenin ya da şeyin en taze ve en iyi meyvesi götürülür. Doğan ilk çocuk götürülür. Hayvanlardan doğanın ilki götürülür. Bak hocam bilir. Mesela niye bikur deniyor? Tapınağa götürdünüz. Tabii, tabii. Orada Tanrı'ya adanıyor. Ondan sonra kim yiyor onları? Ya onu artık kohenler yiyor. Yani Tanrı'nın herhalde inip de orada sofra kuracak hali yok. Ya şimdi onlar da nihayetinde Tanrı'yı temsil ediyor. En kutsallar kutsalına sadece onlar girebiliyor. Benle sen girebilir miyiz hocam kutsallar kutsalına? Biz giremiyoruz. Hani orada bir ayrım da var. Ferisilerden bahsettiniz siz. Onu bahsettim. Evet. Ferisilerden. Mesela Ferisiliğin bu din adamları bunun hani yansıyan yönleri de var. Büyük bir devrim oluyor aslında. Evet. İsrailoğulları dinini sınıf egemenliğinden çıkartarak bilgi egemenliğine getiriyor. Yani daha önce sadece Levili oğullar sadece orada yönetimdeyse. Orada dediler hayır. Mesela Sadukiler onu temsil ediyor. Biz elit bir yani şunun neden dolayı şu kişinin soyundan geliyoruz diye. Onu artık Rabbi yani eğitime kaydettiler. Dediler ki hayır bilgi kimdeyse yönetici odur. Evet. Ya bunlar onların yani Ferisilerin ortaya koyduğu yani sınıfsal çekişmeni de belki görebiliriz detaylara indiğimizde. Tabii. Şimdi şey var, tabii ki bu bilginlerle ilgili ben, hocam siz dün bahsettim de, Ravi ve Rabbi Otoritesi diye bir makale yazıyorum ben. Orada çok ciddi anlamda buna değiniyorum. Şimdi hocamın bahsettiği Sadukim ve Perushim. Yani Sadukiler hani işte güç, otorite, sulta vesaire bu önemlidir. Perushiler ise ilmin, bilginin. Çünkü onlara göre keter değil mi? Keter Tora nedir? Hikmettir. Yani bu bilgidir vesaire. Bundan dolayı Perushiler yani Ferisiler şimdi onların da desteklenmesi lazım. Bunları kim destekleyecek? Halk yani. Şimdi, buradan geliyor onların da maddi destekleri. Hazreti İsa aslında Ferisilerle tartışıyor. Yani Ferisilerle çakışıyor. Çünkü o dönemde Ferisilerin tutumunu tenkit ediyor. Yani
Ya şimdi şöyle şey yapmak lazım. Ferisi dediğimiz zaman belli bir, mesela şu anda biz Türkiye'de ulema dediğimiz zaman bütün ulema bir midir? Ben Eldar hocamı şey yapmak lazım, alime karşılaştırmam. Misal, yani ilim, tamam pervüsim dediği zaman orada Hazreti İsa'nın tartıştığı ya da çakıştığı, siz işte tapınağı, Hazreti İsa aynen o cümleyle başlıyor Luka'da, siz tapınağı diyor şeye çevirdiniz, ticarethaneye çevirdiniz diyor. Ve ilk girdiğinde nübüvvetini ya da peygamberliğini anlatacağı zaman gidip o sinagogun bahçesini hepsini boşaltıyor o tüccar ve şeylerden. Şimdi bu çok önemli bir şey. Hazreti İsa'nın yaptığı şey. Evet. Şimdi bu bir de karşılıklı konuşmayalım. Bir de şey yapalım. Şimdi bu şey bir de Kohen dediniz. Bu Kohenler bir soyla bağlantılı. Tabii Kohen sınıfı ve Levi sınıfı, Kohenler sınıfı Hazreti Harun'u temsil ediyor. Leviler sınıfı da Davud'u temsil ediyor. Yani birisi Hazreti Harun bilgi yönünü, bilgi zaten kahin, aslında kehene kelimesi, yani birçok maalesef birçok Türkçe tercümede kahin şeyiyle tercüme ediliyor. Ben o kahin şeyi beni çok rahatsız eder, çünkü Türkçe'de kahin kelimesi biraz sanki gelecekten haber veren, böyle sallayan medyum gibi bir şey falan anlamı geliyor. Halbuki o anlamı yok. Kohen daha çok hizmet etme anlamı. Hizmet etme anlamı. Yani Seyyidül Kavmi. Seyyidül Kavmi Kadim o. Tam onun karşılığı yani. Onun karşılığı. Şey kültüründe. Ya bir kas sistemi mi var yani şeylerde, bu mesela Levililerde? Ama tabii şu var, tabii Hazreti Musa'nın Tora'nın siferlerini teslim ettiği kavim Levililerdir. Kohenlerdir. Aron şeyidir yani. Bundan dolayı zaten bu tür oluşumların tabii ki metinsel kökenleri yine Tevrat'ın içerisine gidiyor, atfediliyor. Bağlantı olarak hani metinlerle şöyle bir şey de söyleyeyim, hani tabii yeniden konuya dönmek adına. Hazreti İsa mesela Tevrat'ın tahrif olduğunu iddia etmiyor. Eldeki veriler, onu bu konuda bir kaynağımız yok. Hazreti İsa elde bulunan Tevrat'ı bir nevi tasdik ediyor. Tasdik ediyor. O nedenle hani bunu zaten hep diyaloglarımızda da gündeme geliyor yani. İnsanın. Sadece Hazreti İsa diyor ki siz o Tevrat'ta bulunan hükümlere uymuyorsunuz. Sonradan bizim tahrif iddialarımızı yönettiğimizde bunu karşı tarafta söylüyor. Tamam, siz Hazreti İsa'yı kabul ediyorsunuz otorite olarak. Güzel. Hazreti İsa'nın eldeki Tevrat'ı reddettiğine dair bir bilgi var mı? Yok. Yok. Hazreti İsa kabul ediyor ve o zaman da Hazreti İsa'nın elinde bulunan metin artık dünyada hocamın da demin söylediği gibi herkesin elinde bulunan bir metindir. Yani Kur'an-ı Kerim'in lestum ala şeyin hatta tukimut tevrate vel incile dediğini bir anlamda Hazreti İsa söylüyor o zaman. Yani. Siz de buyuruyor. Ya halka anlatıyorsunuz ama kendiniz yapmıyorsunuz. Yani, şimdi şey, kelimeye baktığımızda İncil kelimesi tabi Arapça bir kelime değil. İncil kelimesi mesela Süryaniler Evangelion diyorlar. Evangelion müjde demek. Yani büşra demek. Tebşir demek. Yani aslında İsa orada belki yeni bir müjdeyi aslında şeyi söylerken Beşşirukum bir rasulun yetim bali ismu Ahmet. İsmu, evet. Yani bir müjdeyi veriyor. O müjde ile ilgili neyin müjdesini verdiği, onunla ilgili tartışmalar ayrı bir konuyu oluşturuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de bunun İncil şeklinde alınması biraz daha ilginç. Yabancı bir dilin Arapçalaştırılmış. Yani, yani özellikle İncil kelimesini kullanması şeydir yani, ilginçtir. Şimdi şeye dönersek, bu ikinci kitaba. İkinci kitap ise Seder Muat. Hani biz vaat diyoruz ya, miat diyoruz. Muat da kelimesi aslında belirli zamanlar ya da belirlenen, tayin edilmiş zamanlar demek. Burada Şabat. Mesela Şabat zamanı, Şabat gününe dair hükümler, Şabat dediğimiz yani Yavmus Sept, Yahudilerin kutsal kabul ettikleri Şabat gününe ve bu günde yapılmaması gereken 39 tane işten bahsediliyor. İşte yürümeyecekleri, ateş yakmayacakları vesaire, bunlarla ilgili hükümlerden bahsediyor. Eruvin kısmı Şabat günü sınırları ve bunların genişletilmesiyle ilgili Rabbani bilginlerin ortağı kurmuş oldukları hükümleri ve bunların kararlarını yazıyor.
Pesahin, Pesah, fısıh biliyorsunuz hamursuz bayramı. Onunla ilgili hükümleri yer alıyor. Şekalim, buluşma çadırının hizmetinde kullanılmak üzere mabede ödenen yarım şekellik baş vergisi. Şekel kelimesi hala şu anda İsrailler paraya şekel deniyor. Onun bir küçüğüne agurot diyorlar. Yine şekel kelimesini kullanıyorlar. Şekelim. Diğeri Yoma, Yom Kipur ile ilgili hükümleri içeriyor. Sukka ise çadırlar ya da çardaklar ya da Sukkot bayramı diye bilinen bayramlarla ilgili. Şimdi günlerden bahsediyor. O günlerle ilgili Betsa kelimesi bayramlarda hazırlanan yemeklerle ilgili Rabbinik hükümleri. Betsa hocam yumurta demek değil mi? Evet. Yumurta yani. Onunla ilgili Betsa. Beydatun. Yani Beydatun daha doğrusu. Rosh Hashana Yahudi yeni yılı yani Re'sus sene yılın başlangıcı ile ilgili kuralları. Taanit Yahudilere farz olan oruçlar ve bunlarla ilgili Yahudilerde de hicri takvim esas değil mi? Hicri takvim değil, onların kendilerinin kabul ettikleri Hazreti Adem'in yaratılışından bu yana takip ettikleri bir takvim var. Şu anda zannedersem 5774 olsa gerek. Muad Katan ise Sukkot ve Pesah bayramının ara günlerini oluşturuyor. Hagiga 3 hac bayramı süresince sunulan kurbanlara dair bayram demek. 3 hac bayramı. 3 hac bayramı. Bizim de aynı günlere geliyor değil mi? Zannedersem onunla ilgili biri bir çalışma yaptı. Ben çalışma yapmadığım için bilmiyorum. Ben Abrahamson diye biri, belki sen de tanırsın internet üzerinden tartıştığımız bir Abraham. Facebook. Yani. Facebook'ta. Ben Abrahamson, bir gün ben Kudüs'te iken, Yarışalayim'deyken geldi o Regency Otel'de bana bir büyük bir dosya getirdi 2010'da. Orada Müslümanların bütün bayramlarının ve kutsal günlerinin yani tamamının Yahudi kutsal günleri ve bayramlarıyla birebir aynen denk geldiğini söylüyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var. Şey veriyor zaten, o dediğim o arkadaş tarihçi olduğu için, haham bir de kendisi, bununla ilgili çok detaylı bir çalışma yapmıştı. Hatta onunla ilgili yani hocadan şey yapabiliriz. Yani yok, biz Kur'an-ı Kerim'de Abrahamson. Kur'an-ı Kerim'de bunun ayetlerini tespit ettik yani. Bu ayetleri var. Şeyde kurban günlerinde aynı günler olması gerekiyor ama burada ilgimi çeken 3 gün olması. Halbuki 4 olması gerekiyor. 3 gün değil, 4 olması. Evet. Yani tabi bu dediğim gibi derin tek tek bu bayramlar üzerine çalışmadığım için. Ben demiyorum. Yani Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman aynı günler olmak zorunda. Evet. Üçüncü kitap ise o ayrı bir konu. Başka bir saha o. Bu başka bir alan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yahudiler bir defa hiçbir zaman Hristiyanları kendine yakın göremezler. Çünkü Hristiyanlar da onları kendilerine yakın görmezler. Ya düşünün bir peygamberini düşünün. En alt seviyeden diyelim. Bir kavmin peygamberini çarmıha gerdirmeye ya da onu çarmığa gerdirmeye öldürmeye bu zaman öldürmeye vesile olan bir topluluğu sevemez. Sevebilir. O ayrı bir mevzudur ama ben hani bunun tartışmasını yapmıyorum. Hani Müslümanlar Yahudilerden uzaktır denildiği zaman şeriaten, benim kanaatime göre Müslümanlar şeriaten Yahudilere çok daha yakındırlar. Hükümler açısından, tevhid görüşü açısından, birlik yani tevhid birlik açısından çok daha yakın gözüküyorlar. Onun dışında ayette zaten sosyolojik olarak sosyolojik çok güzel. Çünkü teslis inancıyla Yahudilikte Tanrı'nın tekliği çok önemlidir. Yani. Çok güzel. Yani orada sosyolojik olarak çok harika. Herhalde. Çok harika bir şey tespit hocam. Yani oradaki ve la tecidennel nasara akrabu muhabbet. Ama bütün Yahudiler bakın oradaki bu, orada da yan şeyler bizim arkadaşlarımız. Bütün şeyler yanılıyor. Değil tabii. Orada arkadaşlar yanılıyor. Bu ayetin devamı bu meseleyi anlatıyor. Ve izâ semi'û mâ unzile ilâ rasûl terâ a'yunahum tefîdû minedd'i mimmâ arafû minel hak yekûlû rabbenâ âmennâ fektubnâ ma'a şâhidîn. İşte şuna da ayetin devamına onlar, baktığımızda onun dışında bir takım Yahudiler ya çok de farklı bir kavim. Kendilerine ayet indiğinde gözlerinden kan boşanırcasına eşhedü en la ilahe illallah diyor duyar duymaz. Şimdi başka bir şey var.
bildiğim Hristiyanlar değil bunlar. Şimdi biraz farklı. Tabii o dönemde şimdi yine Erdal Hocam'ın başta bahsettiği şey, biz Yahudi dediğimizde biz tek Yahudi sayılır Kur'an-ı Kerim'de muhatap var. Halbuki o dönemde Yahudiliğin de kendi içerisinde anlayışları var. Hristiyan dediğimizde zannediyoruz ki bütün Hristiyanlar hepsi işte İsa Tanrı'nın oğludur, Allah'ın oğludur diyor. Hayır, diyenler var. Hepsi değil ama. Vallahi ben bir Katolik fakültesinde doktora yapan bir Müslümana dedim, kaç senedir buradasın? İşte 4-5 sene. Dedim, hiç bir tane Katolik'e rastladın mı burada? 3 sene evvel 2-3 kişi gördüm. Bak, Katolik en önemli bir fakülte onlar açısından. İnanmıyorlar aslında. Meslek gereği yapıyor. Şimdi Yevamot, Levirat evlilik biliyorsunuz, bir Levirat evlilikle ilgili hükümleri, bu hani kardeşinin hanımı öldüğünde, eşi öldüğünde ondan küçük olan kardeşe ölen kardeşin hanımının evlilik yapması mevzuu, bununla ilgili mevzu. Ben bunu çok dikkatimi çekmişti. Mesela hala Doğu ve Güneydoğu'da bununla ilgili uygulamalar, zannedersem Karadeniz'de de var. Ya bizim Erzurum'un bir kazasında var mesela. Çok ilginçti. Bu Yevamot, Hasankale'de var mesela. Levirat evlilik. Öldüğünde erkek çocuğu yoksa onun soyunu devam ettirecek. Hı-hı. Onun küçük kardeşi ölürse, hanımıyla yoksa evlenmiyor yani. Evlendirilir. Böyle bir hüküm var. Bu bize haram istedir. Haramlık başka. Haramlık zorluyorlar evlenmeye. Böyle bir şeyin teolojik temellerini nereye gidebiliriz ya da hukuksal temelleri. Tabii biraz farklı bir şey. Yani kıza, kadına istiyor musun diye sormuyorlar. Erkeğe istiyor musun diye sormuyorlar. Ketubot ya da ketubot. Giret. Allah'ın Anadolu'da varmış. Evet, şey. Biz de Hasankale'de olduğunu duymuştum. Bu ketubot, ketubot yazılı nikah akdini belirten ve onunla ilgili evlilikle ilgili hükümleri, verilmiş olan mehirle alakalı ne olacağı, 100 zuz mu, 200 zuz mu, bu Tevrat'ta geçiyor biliyorsunuz, zuzim, zuzeyim. Şimdi burada bununla ilgili, bu akitle ilgili hükümleri ve eşler arasındaki hukuk meseleleri ele alan bir bölüm. Daha doğrusu hani biz nikah akdi diyoruz ya, İslam'da nikah akdinin yazılı hale gelmesi çok sonradır. Peygamber döneminde yazılı bir nikah akdi ne biz rastlamıyoruz. Hocam sen tarihçi olarak Hazreti Peygamber döneminde yazılı fakih var burada. Hocam fıkıhçısınız değil mi ikiniz de? Yok değilim. Hocam fakih. Şimdi ketubaların yani yazılı bir nikah akdi meselesi Hazreti yazılı Peygamber döneminde yok, de yok. Şahit şartı var. Şahit var. Şimdi onunla ilgili şey tabii daha sonra İslami ya, dönemde de. Yazılı bir şeydir, bir sadece sözlü. Yani bir hale devam ediyor. Ama tabii bir süre sonra itibariyle. Bir süre sonra İslam literatürü içerisinde de fıkıh kitaplarına baktığımızda kitapların yazılı olarak nikah akdinin mehri müeccel, mehri muaccel şeklinde mehrin de takdir edildiğini, Yahudilikteki o şekilde bir benzer bir uygulama başlatıldığını şimdi de Kitab-ı Şurut ve Siciller diye bir şey vardır. Daha sonra oluşan bir geleneğimiz vardır. O fazlaca bilinmez. O Kitab-ı Şurut'ta bütün sözleşmelerin A'dan Z'ye ne kadar varsa tamamının şeyi vardır, kalıpları. Kalıpları, evet. Şimdi diğeri nedarim yemin edilmesi ve yeminlerle, yani Kitabul Eyman yeminler, yeminlerle ilgili. Hani yemin ettiniz, ola kurbanımı sunacaksınız, haşem kurbanımı sunacaksınız, hangi kurban nasıl sunacaksınız? Kahin onu, kohen onu nasıl kesecek, kanını nereye sürecek, nasıl şey yapacak, ona nasıl temizlenecek, bununla ilgili hükümlerin yer aldığı bir bab. Adı ne dediniz o babı? Nedarim. Ha, nüzur, nezir. Evet, nedarim. Nazir babı, nezir ada ve yeminleriyle ilgili hükümleri içeriyor. Aynen nezir. Sota, zina ettiğinden şüphelenilen kadının lanetlenmesi ve diğer hususlar. Bu sota kısmında çok ilginçtir. Hocam belki adı sen onu anlatabilirsin. Ben bunu hocama atayım bu taşı. Hocam biraz belki ritüel olarak yani acı suyu içmeyi herhalde evet. Kastettiniz. Evet. Yani bir kadının yemin ettirme töreni gibi de bunu görebiliriz. Zina etmesine ilişkin şüpheler var. Fakat
Şüphelenen kim? Dışarıdan biri mi? Kocası. Kocası. Yani bu şüphenin de sebebi şu. Diyor ki 3 kez uyarmak zorunda. Şu kişiyle konuşmayacaksın veya evden çıkmayacaksın tarzında yasak koyabilir erkek kadının üzerinde, eşinin üzerinde. Kadın buna uymadığında herhalde bu benim yasaklarıma uymuyorsa bana ihanet ediyor. Ön yargısından hareketle kadın temiz olduğunu ispatlamak zorundadır. Ve bunun içinde acı suyu içme ritüeli denilen bir ritüel uygulanır. Tevrat'ta o çok detaylı evet. bir şekilde geçiyor. Bu arada bu işlediğimiz kitabın adı Kadınlar Kitabı. Seder Naşim, kadınlar demek. Yani Nisa, kitab-ı Nisa. Bu kısım. Bu Seder Nisa'da yani kadınlarla ilgili hükümleri yer alıyor. Mesela az önce yine Tevrat'ın Leviller kitabında bu acı suyu içmesiyle ilgili çok detaylı anlatı var. Gittin babı, boşanma, evliliğin geçersiz sayılması ve bunun yani tabir yerinde ise kitab-ı talak, kitab-ı talaka denk gelen hükümlerin yer aldığı bir bahis. Ki düşünün sevgiliye dair hükümler, boşanma ve nişan, aslında seder ki düşün, hani kadının hükümlerinin şöyle hükümlerinin maddi manevi hükümlerinin nasıl hangi şartlara bağlı olacağı bunlarla ilgili işte beşiloşa divarim niknit anisha ya isha yani üç ile kadın alınır diye başlar bu zaten kidushin seder kidushin bu şekilde başlar. Dördüncü kitap iki tane daha kitap dördüncü kitap Seder Nezik'in Kanunlar Kitabı bu Kanunlar Kitabında biz gördüğümüz Baba Kama. Evet. Baba Kama, Baba Matsya, Baba Batra. Bu ilk kapı, orta kapı ve son kapı ya da sonraki kapı. Batra kelimesi, Botar kelimesi. Bu arada Aramice'den geliyor Botar. Şimdi burada Kanunlar kitabında şahsa onun mülkiyetine zarar veren yani kitabı bir anlamında hani zarar gördüğü şeyleri nasıl tazmin edeceği. Ettemanat. Yani. Ettemanat. Baba Mesya'da orta kapı kayıp eşyalar yani lukata ile ilgili kısım. Diğeri ise gayrimenkuller ve veraset kitabul miras ya da verase mirasla ilgili hukukların hukukun ne olduğuna dair. Sanhedrin Grekçe bir kelimedir. Yani mahkeme demektir Sanhedrin. Sanhedrin daha sonra tabi beyt, din şeklinde değişiyor. Değişik isimler tarih içerisinde yer alıyor ama şu anda Talmud'un içerisinde Sanhedrin bölümü yargılama usulü, mahkemeler. Hocam ona bakmam lazım. Tamam, hayır, buyur. Efendim. Tamam, şimdi toparlıyor, kılacağız arkadaşlar. Ben söyledim kendisine. Benim aklıma şu geliyor. Bizde İsrailiyat var. Eldar'a soralım hocam. Eldar'a soralım yani. Eğer i̇şte ortaya koyalım ki soralım. Yani şimdi biz arkadaşlarımızı da sanki yani biz İslam'la alakalı her işi biliyormuşuz gibi arkadaşlar da bulduk aramızda. Bu sevgili ayetler işi biliyorlar diye de yüklenmenin anlamı yok yani. Evet şimdi namaz vakti şey yaptı. Evet. Hemen ben bir 10 dakikalık bir sunum daha devam edeyim bir 10 dakika. Bir de sorular evet. olan var onlar da alalım. 10 dakika çünkü ben devam edeyim bir 10 dakika da soru mu olsun hocam? Tamam çünkü tamam. Namaz vakti şimdi, şey yapıyor. İki tane şeyimiz kaldı. Tabi mesele biraz uzun. Hocam da bana yardım et. Helal. Şimdi makot, kırbaçlama cezası, yalancı şahitlik. Aslında çok konu var. Mesela bir tek konu rejim meselesi. O sotada rejim meselesi de işleniyor Mişna'da. Çok ilginçtir. Ben onu orayı çevirdiğimde bir de bir İslam hukukunun içerisindeki İslam şeye, hukuku değil mi? Onun İslam'la ilgisi yok da İslam yani hukuku hocam, diye yutturulan kısım şimdi, diyelim yani. Şimdi? Hocam şimdi yani bize İslam'la kızar İslam hukuku demezsek. Yani. Sanhedrin. Kızmaz kızmaz. Makot. O meseleyi çok iyi bilir. Ya, bu meseleyi ben ayrıntılı yazdım. Öğrenmek istiyorsan benim kitabıma var. Olur hocam. Şevut, yeminler ve yeminlerin bozulması, ediyot, tanıklık ve tanıklarla ilgili. Bu bir anlamda o tanıklık, şehadet, şahitlikle ilgili kısım. Avoda Zara, putperestlik ve putperestlere dair uygulamalar ve hurafeler hakkında. Şirk, evet.
Bu da zara, aslında zara yabancı demek. Yani yabancılarla dair hükümler ya da putperestlere dair. Zar yabancı demek, tanıdık olmayan demek. Bir de putperest anlamına geliyor. Avud ise atalar demek. Pirke avud, atalar Baba. Sözü. Babaların, ataların sözleri ve özdeyişleri. Menkıbe nevindendir. Ayrıca çokça baskılarını görebilirsiniz. Pirke avud üzerine çokça şerhler var. Türkçe'de basıldı. Türkçe'de de basıldı. Gözlem basım Gözlem. Yayıncılık. Gözlem yayın evi bastı. Pirke avud. Pirke avud. Pirke avud babalara Yahudi ata dinlerinin hikmetli sözleri. Çok güzel sözler var. Mesela onlarla ilgili aslında güzel olsaydı onlardan da bahsedelim. Şimdi Horayot, mahkemenin hatalı hüküm vermesi halinde temyiz ve buna dair hükümler. Beşinci kitabı, kitap Seder, Kodeşim, kutsallarla ilgili kitap. Mesela Zevahim, hayvan ve kuş kurbanları. Menahot, yemek ve bağış sunakları, şarabın bir kısmının yere dökülmesi ve onlarla ilgili hükümler. Behullin, adak ve kurbanların kesimine dair kurallar. Behurut, insan ve hayvanlardan ilk doğanların, ilk doğanlarla ilgili hükümler. Yani bununla ilgili çok tartışma var, ben girmeyeceğim. Yani ilk doğan bu çocuğun... Yönetimle ilgili bir şey var. Daha sonra şey yaparız inşallah. Yarın Arahin, adak ve kurbanlar, temura, kutsal mallar ve adakların takdimelerin değiş dokuşu, keritot, kefaret kurbanı, günah işlemek, kalbin kötülük ve suçtan arındırılması ve buna dair kuralları içeriyor. Meyilla, kutsal olan şeylere saygısızlık edenler ve bunların maddi ve manevi nasıl cezalandırılması gerektiğiyle ilgili hükümleri içeriyor. Tamid ise sabah ve akşam Rabbe yakılan takdime kurbanları. Onunla ilgili midyot... Ya bunlar kanlı kurban kutsal değil. Değil. Yani kutsal kurban derken bize sadece hayvan kesimi anlaşılır. Ve mimarisi değil. Hakkında. Yani bakın midyot... Kinin gücü yetmeyen kişinin kuzu yerine kuş kurbanları kefaret olarak kurban sunması. Bu da bizde ilginçtir. Tartışıldı bir arada hindi acaba kurban olur mu? Buna da bakabilirsiniz. Bu hususta belki birine yarayabilir. Bu da sadaka manasına. Evet. Evet. Altıncı son şey... Seder Tuhurut, Kitab-ı Tahare. Yani temizlik, nasıl temizlenecek, temizlikle temizlik yapılması ile ilgili hükümler. Burada bayanların özel haline temas var mı? Bu var, var. Var. Çok, hem de çokça. O, Seder Neşim'de yani daha çok var. Belki detaylı, bilmiyorum inceleniriz mi ama yani şunu merak ediyorum. Bayanların bu efendim özel hallerindeki evet. Hükümler sadece evli bayan için mi geçerli yoksa bülü çağına eren bütün bayan? Şimdi şöyle ben detaylara girmeyeceğim. Burada evet, hanımlar var. Ben o şeyleri okuduğumda o bir kadının bülü çağına erip ermediğiyle ilgili hahamların ilginç tespitleri var. Ben onlara hiç üç nokta koyarak geçiyorum. Yani çünkü çok son derece detaylı olarak özellikle fiziksel bünye ile ilgili tanımlamaları var. Var sevgili ki 20... Var çünkü onlarda bir 14 yaşında falan yok, geldiği şeyin zaman demiyorum hocam. Bir şey... Merasimleri yani var. Şöyle tabi hocam adım atma. Buradaki bar mitzva. Bar mitzva, bat mitzva. Hocam sorun şey değil. Hatırlattı okumuş. Hocam sorun ya şey değil. Ya yani. Bak çok vakit bitiyor ona göre sorun. Hocalarım hem sadece, hocam bize anlat diyorlar hem de sözü kesiyorlar. Yani yap. Ya işte. Şimdi süreyi bitirelim de sorun. Hocam şunu diyorum. Yani bayanların bu özel halleriyle ilgili hükümler evli bayan için mi, hayır. Mi bağlıyor hayır, yoksa hayır. Hangi yaştan yani, başlasın? Yani o halleri görmeye tamam, başlayan bayanlık. Ya da kendilerinin üzerine fiziksel olarak o hallerin ortaya çıktığı tamam. Tespit edildiği her an bütün tamam. Hepsi kadındır. Tamam cevap o kadar. Tamam teşekkür ederim. Oholot, kelim, alet kapkacaklarla ilgili. Oholot ya da ahilot çadırla ilgili. Çadır ve evin bir ölü ve cesetten dolayı temizlenmesi. Negaim, cüzzamlı onlara dokunduklarına hangi hükümler kanunlarla ilgili. Para ise bir cesede temas ettiği için kirlenen kızıl düvenin arındırılması ile ilgili hükümler. Taharot, temizlenme, temizlik buna dair kısımları. Yine mikvaot, mikva bir kişinin tabir yerindeyse gusül abdesti yani ibadete hazırlık yapmış olduğu maddi ve manevi temizlenme için girilen havuzdur. O havuzun boyu ile ilgili çok detaylı bilgi var. Nida, hayız adet günleri ve kadınsal haller ve bununla ilgili. Mesela Nida kısmı tamamen hayız adet günleri ve kadınsal hallerle ilgilidir. Hocamın belki sorusuna
yanıt olabilir. Mahşirin diyaneten kirli sular. Hani bizim kitab-ı miyah var ya, pis su, temiz su, acaba rengi suyu falan filan, kokusu gibi şeyler var ya fıkıh kitaplarında. Benzer tartışmaları orada da bulabilirsiniz. Zavim ise vücuttan çıkan akıntılar, meni, kan, salya, salgı, sıvı ve meselesi. Yani acaba hani bizde fıkıh kitaplarında ruaf diye geçiyor ya, daimi akan kan hükmü nedir? O abdesti bozar mı? Mesela. Tevulyum, murdar olan bir şeye dokunan kimsenin gündüz temizlenmesi ve gün batımı tahir olması. Yadayim, ellerin kirlenmesi ve yıkanması. Netilat yadayim diye geçer. Tamam. Hocam bilir. Oksin, kirlenmesi muhtemel olan meyve ve bitki sebzeler hakkında. Evet, Talmud'un o şey üzerine, Tevrat üzerine ana ve alt bölümlerinin detaylı olmayan özet içeriği bundan ibarettir. Oldu. Şimdi soruları alalım ister. Tamam değil mi bu kısım? Tamam. Bu kısım tamam. Talmud'dan özetler gibi bir çalışma yapmamalarının sebebi zaten kendilerinin bir tebliğ misyonuna sahip olmamaları mıdır? Yani şöyle. Yani niçin yapalım ki zaten bizde kan bağıyla gelir demeleri midir? Yok. Şimdi aslında o hususta da yani biraz özellikle Müslümanlar indinde yanlış anlaşılan bir konudur. Son derece yanlış anlaşılan bir konudur. Bir defa evet Yahudilik misyon yani bir başkasına anlatmayı zaruri kılmıyor şu anda ama önceden yapmadığı anlamına gelmiyor. Yahudilerde bir defa mesela yine Talmud'un içerisinde Giyur'la ilgili bir Goyi'nin yani Yahudi olmayan birinin Yahudi olma hükümleriyle ilgili bab olması ve tarih içerisinde de hatta Grek asıllı olup da sonra Yahudilerin büyük bilgini olan kişilerin olması, Yahudilerin bu kapıyı hiçbir şekilde kapatmadıkları hatta tartışma da. Belki Hz. Peygamber döneminde Yahudileşen şeyler, Araplar var ya, belki onunla da alakalı. Tabii ki Giyur vardır yani bir müessesedir bu. Yani bir anlamda o müessese Yahudi olmayanı Yahudi kılma bir yani bu dar çerçevede bir tebliğ şeyi de diyebilirsiniz bu. Doğru. Yani bu anlamda da ben çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Evet.